Saat 9'a gelirken Habertürk'te para gündemle karşınızdayız. Günaydın bu sabahtan da. Bu bölümde ekonomiye geniş yer ayıracağız. Ekonomi gündemini, verileri sizlere aktaracağız. Ardından da konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Manşet Rusya-Ukrayna heyetinin İstanbul'daki yüz yüze görüşmesiydi. Müzakereler video konferansla Belarus'tan sonra bir süre devam ediyordu. Uzun bir aradan sonra ilk yüz yüze görüşme bu müzakerelerde İstanbul adresti ve tüm dünyanın gözü de İstanbul'daydı. Barış için önemli bir umut ışığı doğdu İstanbul'daki zirveden. Dolayısıyla hem Rus heyetinden hem Ukrayna heyetinden benzer açıklama geldi. Şimdi gözler hem iki ülkenin dışişleri bakanları hem de liderlerin buluşmasında. Böyle bir buluşma, bu ateşkes gerçekleşecek mi? Şu ana kadar en umut verici görüşmeydi dedi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Ukrayna'nın teklifleri var, Rusya'nın yanıtı var. Bakalım liderler bu teklife ne diyecek? Masada buluşacaklar mı? Manşet bu. Siyasi gelişmeler var. Ekonomide yeni kararlar, adımlar, tartışmalar ve fiyat artışları sonrası, indirimler sonrası yaşananlar var. Hepsine bakacağız. Önce günün bir özeti diyerek başlıyoruz. Dediğim gibi manşet Rusya-Ukrayna heyetlerinin İstanbul'daki buluşmasıydı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelen heyetler 4,5 saatlik görüşmenin ardından açıklama yaptı. Ukrayna heyeti aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeyi garantör ülke olarak görmek istediklerini söyledi. Bu ülkelerin Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, Polonya, Kanada ve İsrail olduğu belirtildi. Ukrayna'nın güvenlik garantileri karşılığında sunduğu tarafsız ülke statüsü teklifine göre Kiev askeri ittifaklara katılmayacak ve ülke sınırları içerisinde yabancı bir askeri üste bulunmayacak. Anlaşma tam bir ateşkes durumunda yürürlüğe girecek. Hem askeri ittifaklara katılmama tarafsızlık vaadi veriliyor. Buna karşı da güvenlik sağlanması için teminat isteniyor. Ukrayna'nın teklifi bu. Görüşmelerin yapıcı geçtiğini belirten Rus heyeti ise teklifler Putin'e iletilecek dedi. Türkiye'nin sürece sunduğu katkıdan memnun olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu ise akan kan durmalı mesajı verdi. Rusya Savunma Bakan Yardımcısından da bir açıklama var. Diyalog kurulmasını sağlayacak koşulları oluşturmak için başkent Kiev ve Çernihiv'deki askeri faaliyetlerin büyük oranda azaltılacağı aktarıldı. Ancak askeri faaliyetlerin azaltılmasının ateşkes anlamına gelmediği de vurgulandı. Heyetler arasında yapılan görüşme sonrası hem Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den hem de ABD Başkanı Biden'dan açıklama geldi. Zelenski görüşmelerden gelen sinyaller olumlu ancak somut sonuçlara güvenebiliriz. Dedi. Hala Rusya saldırıları devam ediyor diye konuştu. ABD Başkanı Biden de Rusya'nın bundan sonraki adımlarını takip edeceğiz açıklaması yaptı. Beyaz Saray Rusya'nın Kiev ve Çernihiv'deki askeri faaliyetlerini büyük oranda azaltmasını çekilme değil yeniden yerleştirme olarak değerlendirdi. Kimsenin buna kanmaması gerektiğini söyledi. Yaptırımların da devam edeceği vurgulandı. Casusluk yaptıkları gerekçesiyle Hollanda 17, Belçika 21 Rus diplomatı sınır dışı etti. İrlanda ise 4 Rus diplomatı uluslararası diplomatik davranış standartlarına uygun olmadıkları gerekçesiyle sınır dışı etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'daydı dün. Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından resmi törenle karşılandı. Liderler yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan iki ülke arasındaki ticaretin 10 milyar dolara çıkartılmasının hedeflendiğini aktardı. 10 ayrı anlaşmanın da imzalandığını söyleyelim. Türk şirketlerin Özbekistan'daki yatırımları da yaklaşık 1,5 milyar dolara ulaşmış durumda. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 6 liderin ikinci buluşmasını değerlendirdi. Helalleşme Millet İttifakı'nın hedefi dedi. Kılıçdaroğlu yani bu helalleşme hedefinin Millet İttifakı'nın bir hedefi olduğunu aktardı. Kılıçdaroğlu seçim kanunu teklifini de görüştük dedi. Milletin bilmesini isteriz ki demokratik ilkelere dayanan birlikteliğimiz siyasi mühendislik çabalarından etkilenmeyecektir. İşbirliğimizi uyum içinde sürdürmeye kararlıyız ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu seçim güvenliğine de dikkat çekti. Her türlü dalavere bunların işi, 6 lider önlem alacağız. Sandık ve seçim güvenliğini sağlayacağız açıklaması yaptı. Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesini öngören teklif Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Yasa teklifine göre failin takım elbise giymesi, kravat takması gibi duruşmadaki şekli, tutum ve davranışları indirim nedeni olarak dikkate alınmayacak. Kasten öldürülmesi
öldürme suçunun kadına karşı işlenmesi halinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilecek. Israrlı takip suç olarak kabul edilecek. Kadına ve sağlık çalışanlarına karşı işlenen kasten yaralama suçları katalog suçlar kapsamına alınacak. Dolayısıyla gelişmeler çok özetle böyleydi. Ekonomiye başlayalım. Habertürk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas'la birlikteyiz. Günaydın, hoş geldiniz. Önce Merkez Bankası, önce şöyle başlayalım isterseniz, piyasa verilerini bir aktaralım mı? Çünkü dün Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'daki buluşması ve ateşkese bir adım daha yaklaştık. Bugüne kadar yapılmış en olumlu görüşme ifadeleri, tekliflerin sunulması, bunların liderlere sunulacak olması, Kiev ve Çerniye'de askeri operasyonların azaltılması, dolayısıyla ara verilmesi askeri operasyonlara, bütün bunlar olumlu yansıdı. Evet. Bütün dünya gözü İstanbul'daydı, piyasaların gözü de İstanbul'daydı ve dünya borsalarına, petrol fiyatlarına evet. ve dolara, euroya yansıyan bir gelişme oldu. Şimdi borsalar da bütün bu gelişmelerden etkilendi. İstanbul, Borsa İstanbul'da 2206 puanda. Parite dikkat çekici, dolar değer kaybederken euroda çok ciddi bir yükseliş evet. var Avrupa rahatlayacak diye 1.11 ve evet. bu da bize parite etkisiyle içeride kuru 14.82'lerden 83'lerden 14.64'lere doğru bir geri gelişle daha karşıladı. Daha hızlı gelebilirdi ama işte yani mesela euro 16.28'e kaldı sadece. Tabii euroda daha hızlı bir yükseliş olabilirdi. Dolarda daha hızlı bir düşüş olabilirdi ama dolarda biraz düşüş, euroda da evet. sınırlı bir yükseliş. Parite etkisi yaşandı yani. Yani hemen hemen aynı kalmış evet. zaten. Ciddi bir Avrupa rahatlayacak olayı mı bu? Yani özellikle Zelenski'nin bu görüşmelerle dönük pozitif bir mesaj vermiş olması sonrasında yani umudunun olduğunu ifade etmesi bence önemliydi. Çünkü hani evet taraflar görüşüyor ama liderler acaba son sözü söyleyecek belki de. Yani Zelenski orada görüşmelerin bir parça olumlu olduğunu söylemiş olması bence en büyük artı buydu. Olumlu açıklamayı belki Amerika biraz bozabilir. Çünkü dün Avrupa Birliği evet. liderleriyle buluştu Biden, biraz önce aktardık. Evet. Bu Kiev, Çerniyev ve askeri operasyonların durması, ara verilmesi yerleşmede olarak yorumlanabilir. Dikkatle izliyoruz demesi. Yani işte burada zaten işin başından beri aslında Avrupa Birliği biraz daha tedirgin yaklaşıyor. Tabii daha sınır komşusu ama Amerika ve İngiltere'nin yaklaşımı biraz daha sert biliyorsun. Dolayısıyla hani bir yerden sonra hani şu sorular bile doğuyor. Yani bu çatışmanın aslında uzamasını kim istiyor? Daha çok ister mi bu ülkeler diye? Çünkü en nihayetinde bir tarafında bir kan kaybeden Rusya var. Yani çeşitli şekillerde. Dolayısıyla bu anlamda bakılırsa yani bu biraz daha sürecek ama dün bir umut ışığı vardı. Bunu da İstanbul'dan dünyaya duyurmuş olduk. Bu anlamda önemliydi. Yani petrol fiyatında dahi bir gerileme. Dünya risk evet. endeksi VIX'te %4-5'lik bir düşüş bir anda. Oynaklık evet. Risk endeksinde. Evet. O da çok ciddi şeyle düştü. Dolayısıyla tüm parametrelerde pozitif bir bahar havası esti. Esti. Ama İngiltere ve Amerika biraz daha bayağı bir temkinli. Rus birlikleri ikmal için Belarus ve Rusya'ya dönmek zorunda kaldı. Dolayısıyla hani tam zaten Kiev'e evet. girememişlerdi. Hı-hı. Orada bir ara verildi. Rus birlikleri Hı-hı. yeniden güç topluyor. Tam yerleşme bu falan açıklamaları. Rus, Amerika ve İngiltere'den daha yüksek sesle geldi. Sadece ben mesela Putin'in ben işte Kiev yönetiminin Avrupa Birliği'ne katılmasına karşı değilim gibi ifadeleri mesela düşünürse karşılıklı iki liderin hani düne kadar söyledikleri ifadeleri söylemiş olması bence daha önemli bilgiler ifadeleri gibi görünüyor. Ve heyetler arası görüşmenin evet. daha olumlu geçmesi, daha somut tekliflerin gün yüzüne gelmesi ve bugüne kadar yapılmış evet. en iyi görüşme, en iyi ilerlemenin evet. kat edilmesi piyasaları rahatlattı. Özellikle Avrupa borsalarında ciddi bir bunun etkisini gördük. Avrupa'ya olumlu yansıyacak etkisiyle de Euro'da çok ciddi bir yükseliş vardı. Esas etki orada. Dolar uluslararası piyasalarda düşünce bizde de 14.82'lerden 14.63'lere doğru bir gerileme oldu. Burada tabii petrol fiyatları dedin, o önemli. 120 dolardı. Dün 115'li 116 dolar seviyesine doğru gün boyu seyretti. Müzakereler sonrası yapılan açıklamalarla 110 dolara doğru geri çekildi. İşte 106'ya geldi, tekrar 110'a çıktı. Bu dalgalanma devam edecek en nihayetinde. Yani bu hep söylüyoruz, 90 dolarlar mertebesine tekrar döner mi? Yakın gelecekte yakın mümkün değil gibi görünüyor. Ama en azından yani daha yüksek şiddet 130'lara gitmişti hatırlıyorsan. Onları görmeyeceğiz inşallah. Onları inşallah görmeyiz ki ateşkesle beraber demek ki bir etkisi olacak. Tabii ki. Altın fiyatları bir miktar yükseldi ama çok önemli bir hareketin onsta 1925 dolar seviyesi olmadığını söyleyelim. Bizde gram altın 906 liraya doğru gerilemiş. Doların biraz düşmesi ve onsun sakin olmasıyla. Bitcoin'e bakalım. Bu oradaki durum ne?
Geçen haftadan itibaren hızlı bir yükseliş vardı. Bir dinlenme, soluklanma ama %1 civarı bir düşüşle 700 bin lira seviyesinde bir Bitcoin, onu da söyleyelim. Kripto paralarda hareket, düzeltmeler olsa da. Aslında bu dolar bazında artış kaydetmiş ama bu sefer de TL bazında düşünce. Evet, düşünce olmuş. Çünkü TL aslında bazında 47 bin dolar civarında ve %0.5 puanlık bir artışı var. Bir 50 bin doları deneme çabası ve onu kırma çabasını görüyoruz soluklanmalarla birlikte. Bizde doların düşüşüyle dediğin gibi TL bazında daha hızlı bir yükseliş yok, düşüş var. Ama dolar bazında 47-48 bin dolar seviyesini koruyor Bitcoin, onu söyleyelim. Şimdi Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamaları var. Merkez Bankası olan genel kurulunda kurdaki sağlıksız oluşumların biz artık önüne geçtik diyor. Enflasyonla ilgili mesajlar veriyor. Yaşanan jeopolitik gelişmeler ülkemizin ihracatı üzerinde etkisi sınırlı olacak. Çok büyük bir ihracata olumsuz etki beklemiyoruz diyor. Evet. Yükselen uluslararası gıda emtia fiyatları etkisini Türkiye'de gözlemliyoruz. Enflasyonu etkiliyor diyor. Hem petrol fiyatları hem gıda fiyatlarının yükselmesi. Sonuçta ama diyor bunlar geçici. Bütün bu savaş sonrası ve gelişmeler sonrası dezenflasyonist sürece gireceğiz. Para politikasında da adım atmıyoruz çünkü attığımız adımların etkilerini izlemek istiyoruz diyor. Ve liralaşma vurgusu yapıyor. Yani enflasyonda düşüş başlayacak, evet, bu savaş bitince ve gıda fiyatları, emtia fiyatlarında bir düşüş olunca dezenflasyonist sürece gireceğiz diyor Merkez Bankası. Bu nedenle de para politikasında bir adım atmıyoruz, izliyoruz attığımız adımların etkilerini diyor. Yani o döneme kadar özellikle o zaman herkes bu zamlarla uğraşacak demektir. Çünkü şunu söylemek gerekiyor. Doğru hani, anladım değil mi? Öyle diyor. Öyle söylüyor. Öyle söylüyor. Yani, dolayısıyla hani orada ya, Merkez Bankası'nın bakış açısı çok daha burada liralaşma da başladı, daha devam edecek daha pembe diyor. Daha pencereden bakıyor burada. Ama sorun şu ki yani savaş bitse de, yani sıcak savaş bitse de yaptırımlar dolayısıyla yaptırımların hangi vadede kaldırılıp kaldırılmayacağını bilemiyoruz. Yani belki iki ülke anlaşabilirler bazı konularda, masaya oturabilirler. Bitebilir belki bu sıcak savaş diyebiliriz. Ama ondan sonra yaptırımlar ortadan kalkmayacaksa, yani Amerika vazgeçmeyecekse bu yaptırımlardan. Amerika zaten bunun sinyalini veriyor. O yüzden o zaman hangi fiyat nasıl geri gelecek? Yani hangi fiyat nasıl geri gelecek de dezenflasyon süreci başlayacak. Şimdi yok eğer hani Amerika'dan... Ukrayna ne zaman ihracata başlayacak? Ya bunlar tabii... İthalata. Evet yani oradan bunlar problem. Başlayacak. Bunlar problem. Yani dolayısıyla hani bir de şunu söylemek gerekiyor. Geçici ise hangi vadede geçici görüyor Merkez Bankası? Mesela 6 ay mı diyor, 3 ay mı diyor, 1 yıl mı diyor? Şimdi bunu da ifade etmesi lazım. Çünkü sonuçta bütün yatırım dünyasına ve bütün sokaktaki alışverişe sirayet ediyor kararları Merkez Bankası'nın. Ki bugüne kadar da etmişti zaten. Yani Şubat'ın başına kadar Rusya-Ukrayna savaşı yoktu. Yoktu. Yani ortada bir enflasyon 54, vardı ama 54. 55. Evet. Dolayısıyla yani konjonktürel ve geçici dediğimiz şeyin de vadesini tarif etmek lazım ki vatandaş da hesabını kitabına göre yapsın. Yani kaç ay diş sıkacak onu bilsin. Onu yani onu şey yapmak gerekiyor. Ama liralaşma konusunda inşallah hani orada bir şey olur. Ama yani bu ayda enflasyonun %60'ın en az üzerine çıkması bekleniyor. Tabii yani açıklanan rakam, hissedilen rakam gıda fiyatları ve çok daha yüksek olacak. Yüksek olduğu için hissedilen bir de alım gücü düşük olduğu için çok daha yüksek. Tabii bu da tabii bir yani gerçek. Bir de şimdi asgari ücret için zam konuşuyoruz biliyorsun. Yani onlar da yapıldığı nokta itibariyle bütçe etkisi olduğu gibi onun aslında dolar yoldan enflasyon etkisi oluyor. Enflasyon etkisi olacak. Ama hayat şartları çok zor. Dolayısıyla yani enflasyon datasını mı düşüneceğiz yoksa hayat şartlarını mı düşüneceğiz? Onu da yani iyi değerlendirmek gerekiyor. Bunlar önemli. Yani o açıdan bakılırsa Merkez Bankası tabii ki genel kurumda yaptığı araştırmada hani spesifik konulara girmemiş olabilir ama hani verdiği mesajlar itibariyle ben çok hani mesela ihracat etkisi çok yok demiş olmasını anlamakta güç çekiyorum. Nasıl olmayacak anlamadım. Yani bizim yani sonuçta Ukrayna'ya yaptığımız ihracat belli. Rusya'ya belli. Rusya'ya belli. Yani aldıklarımız belli. Ve hani bu pazarları hemen çeşitlendirmemiz mümkün olmuyor. Yani siz bunları hemen başka yere plase edemiyorsunuz. Ürün elde kalır, fiyatlar düşer dedik, o da olmadı. Ya biz telefon satmıyoruz ki onlara. Yani sattığımız şey sebze meyve yani bozulur. Dolayısıyla hani bu çerçeveden bakılırsa ya tabii başka ürünler de var bu ama. Bu arada telefonla, hazır giyim ağırlıklı olarak ama. Bir şey söyleyeceğim bak, unutturma telefonla ilgili. Olur. Yani hazır giyim özellikle. Yani satıyoruz ama hani o da başka bir şey. Yani şimdi iki ülke savaştan çıkmış, onların ekonomik durumları bozulmuş vesaire. Hazır giyim de satmamızı da güçlük çekeceğiz. Tabii hazır giyim ihracatı çok yüksek. Önemli ölçüde kuyumculuk yani ürünü satıyoruz. Onlarda da sıkıntı yaşanacak. Yani mağazalar şimdi, var orada bir sürü. Buradaki olayı tamam çok var, büyütmemek gerekiyor belki. Yani yaratacağı şey ama çok hafife almamak gerekiyor.
Anladım. Yani ben hafife almış gibi geldi bana biraz Merkez Bankası'nın açıklaması. Bir parça yani bana öyle geldi. Yani biz fiyat istikrarı için adımlar attık. Zaten savaş bitince dezenflasyonist süreç başlayacak. Nasıl başlayacağını biraz daha netleşmesi lazım. Zamanı görmemiz lazım. Ne çünkü öyle hissetmiyoruz o. Diyorsun. Doğru evet, söylüyorsun. Evet. Bu arada motorine indirim geldi. Dün demiştik ya hani petrol fiyatlarında evet, işte, düşüş var. Kurda biraz gerileme var şimdi. Kur da etkiledi tabii onda. Kur da etkiledi. 1 lira 55 kuruşluk bir indirim geldi. Daha yüksek olabilirdi aslında. Evet yani sonuçta evet olabilirdi yani evet, çıkarken daha yüksek çıkıyor sonuçta bu hesap tabii. De benzin bekliyor, motorine indirim geldi bu sefer. 23 liraymış, 22 liraya, 22 liranın üzerinde yani hala çok yüksek. Evet tabii yani 20 liranın altına indiğini görsek mesela ve bir süre öyle devam etse önemli bir kazanım olur. Evet. Ama maalesef orada da henüz gelemedik daha. Arkadaşım dedi arabaya benzin alırken hiç bakamıyorum, içime fenalık geliyor. Ben maalesef ben... yani işte... En azından alabiliyorsun. Yani ortalama işte 50-55 litrelik bir deponun 1200 liraya dolduğu bir dönemdeyiz şu an. Bakamıyorum, gerçekten bakamıyorum diyor. Ve çok hani çok da eğer işiniz gereği kullanmanız gerekiyorsa çok sık almanız gerekiyor. Zor yani. Çok. Konutta KDV düzenlemesi geldi. Temizlik ürünlerinde biliyorsunuz KDV indirimi %18'den 8'e düşürüldü. Orada diş macunu, diş fırçası, şampuan vesaire tüm temizlik ürünleri, ağız, saç bakım ürünleri, dolayısıyla ev temizlik ürünleri, işte kağıt havlular, mendiller yani, hepsi dahil edildi. Hane halkına önemli bir katkı sağlar o. En azından bir %10'luk bir böyle hafif bir hafif. 90 liradan 80 liraya evet, düşer tuvalet kağıdı. Katkı sağlar. Evet, yani ama konut konusu biraz tabii karışık. Dün biz burada konuşurken aslında daha çok 150 metrekare ve üzerine fokuslanmıştık ama sonrasında sektör aktörleriyle de konuştuğumuzda ya aslında bir yandan da bir zam anlamına gelen bir düzenleme olduğunu fark ettik. Çünkü normalde halihazırda yanılmıyorsam 2013 yılındaydı. %1'e düşürülmüştü 150 metrekare altındaki arsa daireli değerine göre. Hem o da vardı. Evet. 1000 liraya kadar %1 ADV. Dolayısıyla şimdi öyleydi. Şimdi ise artık 150 metrekare altı %8 olacak. Komple hiç arsa değerine bakılmaksızın. Evet. Dolayısıyla mesela yani en basitinden 1 milyon liralık bir evde 80 bin lira ekstra devlete katma değer vergisi ödeyecek vatandaş. Yani ya evin 140 metresi, 140 metrekaresi. 140 binin altındaysa işte 140 metrekare diyelim. Mesela. Arsa değerinde düşük. Onun KDV'si %1'di. Şimdi %8 olunca. Oldu. 1 milyonluk evde 80 bin lira ekstra KDV evet, demek. Yani birçok hani markalı konutlar açısından bakırsan özellikle onlarda bu durum söz konusu. Dar gelirliler için. Onlarda fiyatlar dar gelirli 1 milyon veremez tabii yani de orta yani hani onlar için yapılmış olan evet, evler diye düşünüldüğü zaman yani bu kesim için yapılmış yani evler. Mesela kentsel dönüşüm bu kapsamından çıkarıldı mesela. Kentsel dönüşüm kapsamında yapıyorsanız yine %1'de olacak mesela bu evet, oran. Ama ev yıkıp yenilediyseniz evet, %1. Ya orada bile orada ama tabii aşan kısmı %18 yani %50'yi. %50. Ya bana kalırsa burada şöyle bir hata da yapılıyor. Yani bunu açıkçası ifade etmek lazım. Yani insanlar tabii 150 metrekare ev lüks ev gibi düşünüyor ama aslında geçmişte metrekareler böyle küçük değildi. Yani biz bu kadar küçük metrekarede yaşamıyorduk aslında. Dolayısıyla hani çekirdek aile vesaire derken metropollerde metrekareler küçüldü. Ama gidin Anadolu'ya. Mesela Antalya'da ya da atıyorum Hatay'a gidin. Büyük orada ev. Evler balkonda 30 metrekare mesela. Yani. Aynen. Hani bizde evler şimdi ne yapacaksınız? Yani oralarda muazzam bir sıcak vardır. Yani oralarda mesela evler ferah ve geniştir. Şimdi o evler pahalı mıdır? Hayır değildir. Ama 150 metrekarenin üzerindedir mesela. Şimdi lüks müdür bunlar? Şimdi onlar yani şimdi düşünüldüğü nokta itibariyle burada bir hata yapılıyor. Ama şöyle oldu. 150 metrekare evinin yani mesela ev 160 metrekare o 10 metrekare tamam, için %18 ödenecek. Tamam okey. Bu kısmı neden ama? Yani şunu anlatıyorum. Evet, artık 150 girdik, metrekare üstü lüks anlamamak lazım. Aksine öyle evler var ki 20 metrekare ama 5 milyon liraya satılıyor. Evet. Yani şimdi Dolayısıyla yani evet, bu işin metrekare ile ilgisi yok bu evin değeri şeyi. Diğer taraftan da mesela değerli konut vergisi diye bir şey çıkarıldı biliyorsun. 6 oldu? Milyon liraydı mesela. 2021'deki geliri yani fiyatı 6.1 milyon lira olanlar için bu vergi ödeniyor. Tamam alınmış mı bayağı vergi? Yok çok yani o çok küçük bir rakamdı ama bu sene alınabilir. Çünkü şunu için söyleyeceğim yani bütün ev fiyatları %100 arttı neredeyse. Yani geçen sene 3 milyon lira ev olan bu sene değerli konuttan. Evet doğru. Yani öyle bir kesimi kapsayabilir doğru, ki bu sene o değerli konut vergisi bir anda
birçok kesimin hissetmesiniz de çok yani önemli. Orada muhtemelen bir yeniden değerlemeyle arttıracaklardır rakamı. Ama mesela 400 bin liralık ev 1 milyona yaklaştı falan. Açıkçası o daha fair. Yani öbür türlü siz işte 150 metrekare üstüne daha yüksek, altına daha düşük. Bence yani bu şey değil. Yani bizim hele hele bu kadar çok konut ihtiyacımız varken bana kalırsa ya böyle bir düzenlemeye gerek yoktu. Hepsi %1'de bırakılabilirdi. Sonuçta çünkü insanlar, fiyatlar çok yüksek. Ya insanlar ucucun yetiştiriyor çünkü şeyleri. Aynen öyle. Hesaplarını yapıyorlar. Yani çok ciddi böyle bence para toplayarak yani falan ev aldığın için kıtı kıtına aynen evet öyle. Temel ihtiyaç ürünlerinde indirim %10'luk bir indirim getirecek beraberinde zaten biliyorsunuz. Sabundan deterjana, çamaşır suyuna, tuvalet kağıdına kadar arkadaşlarımız sormuş vatandaşlara ne yapıyorsunuz diye. Vallahi diş fırçalarken bile düşünüyoruz demişler. Dolayısıyla diş macunlarının ve diş fırçalarının vesaire ne kadar pahalı olduğunu biliyoruz. İşte oralarda %10'luk bir indirim söz konusu olacak. Eğer yeni zamlar gelmezse bu indirimleri evet göreceğiz. Örnek vermiş mesela 32'lik bir tuvalet kağıdı 90 liraysa 82 lira oluyor. Bebek bezi 70 liraysa 64 lira oluyor. Evet. Burada da belli ürünlerde belki KDV %1 olabilirdi. Olabilirdi. Şimdi bunun takibi de çok mümkün değil yani. Birçok marka var. Şimdi marketler raflara bu indirimleri yerleştirmeye çalışıyorlarmış. Yapacaklar ama hani sonuçta dediğim gibi yani etiketler başlayacak. Özellikle olarak kağıt kısmında dünyada önemli bir sıkıntı var. Yani düşün ki İngiltere'de Financial Times gazetesi kendi matbaasını kapattı. Ve dışarıda basacağını söyledi artık bundan sonra. Kağıt fiyatlarındaki yükselme dolayısıyla. Yani bu kağıt endüstrisinin büyük bir şeyi biliyorsun Rusya'dan geliyordu. Yani ve bütün kuzey ülkelerinden. Dolayısıyla içlerinde kimyasal madde var. O yüzden de fiyatları çok çıktı. Yani bizim bebek bezi ya da tuvalet kağıdı veya vesaireyle çok daha derdimiz olacak gibi görünüyor. Aynen öyle. O açıdan biz bu 8'i çok hani hissetmeyebiliriz önümüzdeki aylarda. Yeniden başka dertlerle uğraşabiliriz yani. Maalesef. Doğru. Kağıt konusunda önemli bir çalışma yapılması gerekiyor. Geçmişte yani 2003 öncesi kendimize yeten bir ülkeydik bu konuda. Çok ihracat yaptık vesaire ama bizim bu konuda bir yatırıma ihtiyacımız var. Doğru. Yani, maalesef. Doğru. Selüloz üretiminde özellikle. Yani, kullanıp attığın havlu kağıtlara bu kadar para vermek de bir tuhaf olmuyor mu anladım. Yani. Neyse. Maalesef. Lokantalar fiyat arttıramıyor, porsiyon küçültüyor. Yine arkadaşlarımızın yaptığı bir haber. Bunu gözlemliyoruz zaten biz de. Yani çünkü 80 lira, menüye 80 lira fiyat koymam lazım ya da 100 lira fiyat koymam lazım. Koyamıyorum çünkü müşteri gelmiyor. Çorba tersiyle daha ufaldığını görüyoruz. Öyle mi? Evet. Az diyelim. Yani onları da anlamak mümkün. Çünkü insanlar yadırgıyor et bir anda pahalı, görünce. Et pahalı, kuru fasulyeyi et niyetine veriyoruz diyorlar. O kadar pahalı diyorlar. Mesela Konya'da üretilen özel bir kuru fasulye artık ithal ediliyor. Bir anda fiyatı arttı, et kadar maliyetle bize ulaşıyor diyorlar. 4 kişi bir Ramazan'da bir dışarıda yemek yiyelim desen ya da misafir ağırlayayım desen herhalde bir günde bir ayı tamamlamış olursun. Yani artık o yani lüks hale gelecek gibi görünüyor. Dışarıda yani, yemekler evet. Yani belli bir kesim devam edecektir yine harcamasına. Ama önemli bir kesim toplumun %80'inden fazlası yani bu imkanı bulamayacak maalesef. Toprak mahsulleri ofiste emeklilik buğday fiyatını, ekmeklik buğday fiyatını %22 arttırmış. Dolayısıyla evet, bu da unlu ürünlere ve ekmek fiyatlarına yansır yani anlaşmalı olduğu sanayici. Şey yapmıştık, hesap etmiştik bir ekmekte. Unun yani ham maddesinin maliyete katkısı %40. Yani bu şu anlama geliyor. %22'lik artış %40 olarak 40 kadar yansıyacak. Yani %8 zam demek bu. Şimdi bir de bunun yanına şeyi de ekleyelim. Motorunu da ekleyelim. Elektriği motorunu de koyduğun zaman bugün ben kabaca bir hesap yaptım. 3,5 liralık ekmek 50 kuruş zamlanacak minimum. Yani sınırda 4 lira olacak. Hı hı. Çünkü şundan hani daha üstü yapmaları gerekir belki ama yapamazlar, yapmayacaklardır. Tam da Ramazan öncesi. Benim tahminim 3,5 olan ekmek yani 4'e çıkacak. Hani 3 liraya satanlar var, gramaj farklı gramajlar var biliyorsun. Onlar da bir işte 50-60 kuruş civarında. Yani 50-60 kuruş civarında bir zam getirecek bu son artış. Motorinle beraber yani motorindeki gelişmeyle birlikte. Çünkü nakliye %10'u 40'ı da ham madde. Yani aslında %50'si fırınların un ve motorin. Nakliye ve motorin bu. Diğeri de elektrik işçilik. Tabii kira var vesaire. Kira elektrik tabii işçilik. Artı şey bakkal payı vesaire var. Vesaire var. Onları saymıyoruz yani. Yani zorlamayla 4 lira olur. Ya, evet. Bıraksan yani 5 lira olur yani. Yapmakta güçlük çekerler.
Peki, Ukrayna'dan alınıyormuş pik demir, beyaz eşyadan otomotive, inşaata kadar, savunma sanayine kadar her şeyin ham maddesi. İnce bir ince uzun demirler, pik demir. Türkiye'de üretiliyormuş, aslında bu noktalarda çok fazla üretim kapasitesi var, onu tekrar ayağa kaldıralım diyorlar. Sektörler uzun bir süre pik demir sıkıntısı yaşayabilirmiş. Yani bu bütün artık her alanda işte... Türkiye'de üretim için bir destek, teşvik lazım herhalde burada da. Herhalde şimdi bu kazanların açılması hemen yarın tak açtın. Mümkün değil. Çalışmıyor. Bir kere kapanmış, ithalata dönmüşüz. Evet, dolayısıyla burada bir sıkıntı yaşayacağız. Bunu tabii biz fiyatlar açısından yaşayacağız olduğu gibi. Yani bütün her şey, yani inşaat dediğin alan ve tüm alanlarda fiyatlar da göreceğiz. Savunma, beyaz eşya, tabii. Oralara, elektronik. Evet. Zaten beyaz eşya rekor zamlar yaşadı biliyorsun. Geçtiğimiz 1,5 yılda. Yaşadı. Televizyon en... İnanılmaz. Evet, televizyonu konuşuyoruz. Aynen işte ikinci sırada, ilk sırada seyahat vardı. İkinci sırada da televizyon vardı. Evet. Bu arada cep telefonlarında da kiralama dönemi başlamış da dün haber vardı. Bak konuşmayı unutmuştuk. Onu okudum. Cep telefonu da kiralayabiliyor musun artık? Araba gibi, otomobil gibi. Yani fena bir fikir değil. İhtiyaç böylece hani... 40 bin vermezsin, 30 bin. Yani belki hani şöyledir muhtemelen, uzun vadeli bir kiralamadır. Hani 1-2 yıl gibi. Aynen. Ki aylık faturana... Bugünkü şeyde, çağda bir akıllı telefon aşağı yukarı aklını 3 sene koruyabiliyor. 2-3 sene koruyabiliyor. 3 sene zorluyorsun. Yani aklını o kadar koruyabiliyor. Dolayısıyla evet, hani... Benim elimdeyse aklını koruyamıyor mesela. Yani muhtemelen o alıp bir şekilde hani güzel bir sistem, umarım otururlar. Yani, evet. Şey yok hani olsun. Öyle yani, aklı devam ettiği olsun sürece cep telefonu sizin kiralık olarak sonra evet, yenisiyle kiralamayı değiştirebilirsiniz gibi bir sistem oluşturmaya başlamış. Muhtemelen gün sonunda elinizde telefon kalmayacak ama bir telefon parası kadar para ödeyeceksiniz. Öyle tahmin ediyorum. 2 senede işte yani, öyle öderiz. Otomobilde de öyle oluyor. Otomobil kiralıyorsunuz maşallah aylık. Evet, yani 8-9'dan aşağı eskiden çok avantajlı haldeyken. Çünkü siz o zaman onun vergisini ödemiyordunuz. Aynen. Kaskosunu çok avantajlıydı. Şimdi avantajlıydı. İnanılmaz fiyatlar ama yüksek. Ama bugünkü kur seviyesiyle gelinen fiyatlar artık hani ancak şirketler belki mecbur olduğu için yani işlerini, faaliyetlerini yürütmek için filo kiralıyorlar. Filo olabilir. Ama onun haricinde bireysel kiralamalar önemli ölçüde sektör. Tabii aylık 8-9-10 liraya geliyor en uygunu. TÜSİAD'ın yeni başkanı seçildi. Orhan Turan oldu. Evet. Türk Sanayici ve İş İnsanları'nda. Türk Onfet'ten transfer. Bu da TÜSİAD tarihinde bir ilk olarak kayda geçti. 52. olan genel kurulu dün yapıldı. Genel kurulda yapılan oylamada Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu açılımı daha çok Anadolu iş insanını örgütü olarak bilinir. Türk Onfet, Anadolu'daki yani iş dünyasının bir örgütüdür. Yani 90'lı yılların sonuna doğru... Sanayici İş Adamları Derneklerinin konfederasyon şeklinde yapılanmasıyla daha sonrasında. Ama TÜSİAD'ın da bir hani abilik ettiği aynı zamanda yani işte çeşitli organizasyonlara kattığı bir örgüt. Daha orta ölçek şirketlerin ve sanayicilerin içinde barındıran bir örgütten bir başkan seçti TÜSİAD. Tabii değişik çünkü hani ben şöyle bir baktığımda hani son kabaca 50 yıla başkanlarına baktığımda hani profesyonel yöneticinin de atan yani başkan olarak seçildiği bir dönemi görmüştük hatırlıyorsan. Erkut Bey. O vardı, sonrasında şey vardı. Erkut Hücoğlu vardı. Yanlış bir şey söyleyeyim ismi ama yani profesyonel bir yöneticinin atandığı olmuştu ama bu şekilde hani. Ama Erkut Bey de tam o da şeydi sektör. Evet, evet ama hani burada şeye bakıldığın itibariyle hani sektöründe kendi sektöründe Orhan Bey lider şirketlerden bir tanesinin sahibi. Büyüklüğüne bakıldığında ise hani ISO 1000 sırasında aşağı yukarı 700-800. Sıralarda bir şirketi var. Ama yani kendisininle ilgili ifade edenler özellikle çevre konularında ve işte kadın istihdamı gibi konularda böyle bilinçli ve şey yani çıkışları olduğu ifade ediliyor. Hayırlı olsun TÜSİAD'a. Yani sonuçta zor bir döneme girecek çünkü TÜSİAD da. Çünkü önümüzdeki İşte bir yıl içerisinde bir seçimin de olacağı varsayılırsa ülke genelinde bu dönemde biliyorsun genelde hep seçim dönemlerinde TÜSİAD'ın yaptığı açıklamalar hep tepki çekmiştir. Dolayısıyla hani zor bir dönemde zor bir başkanlık yaşayacaktır.
Allah kolaylık versin kendisine. Kolaylık versin. Zaten kendisi de söyledi. Hem savaş olması hem dünyadaki zor bir zaman. Ekonomik darboğaz, enflasyondaki yükseliş. Sonuçta bütün bunların çözüm önerilerini de sunacağız. Belli ki bu zor dönemde çok daha büyük cirolar elde eden milyarlık patronlar biraz kendi işlerine odaklanmak istediler belli herhalde. Ki. Çok öne çıkmak istemediler ki. Yani böyle bir başkanlık seçimi olmuş. Ömer Dinç Köpçem, Boyner Bülent Eczacıbaşı, Sakıp Sabancı, Feyyaz Berker'in başkanlık yaptığı TÜSİAD'da 20. başkan. 20. başkan. O da aslında şeydir yani. Aslında tarihi bir şey. 20. başkan olması. 20. başkan. İki kadın başkan var. Arzu Doğan Yalçındağ ve Ümit Boyner. Yok. Bir tane daha olması lazım. Evet, Cansem Başaran. Cansem Hanım'ı ifade ediyordum aslında Cansem profesyonel Başaran. Derken. Yani Haluk son Dinçer de yaptı galiba. Son işte 7-8 yıl içerisinde gelen. Cansem Başaran. Dolayısıyla. Evet, 3 kadın başkanı var 20 başkan arasında. En sonda da 20. başkan Orhan Turan. Simon Kazlowski'den başkanlığı dün itibariyle devraldı. Evet. Simon Kazlowski yürütüyordu TÜSİAD başkanlığını. Pandemi döneminde uzatılmıştı görevi. Yani ilk başkanlığı Tuncay Bey devam ettirecek. Onu görüyoruz. İlk. TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan da dün olağan genel kurulda stagflasyonla karşı karşıyayız mesajı verdi. Maalesef. Bunu dünya için de bizim için de söyledi. Çünkü büyümeler düşecek ancak bu büyüme düşerken enflasyon da yüksek olduğu ortamlarda bununla mücadele daha zor olacak dedi. Enerji, gıda ve başka temel mallarda fiyat artışları ve tedarik sorunları en çok Avrupa'yı ve bizi olumsuz etkileyecek dedi. Yani iş dünyası açısından da bunun karşılığı sermayelerini korumaktır. Yani böyle yüksek enflasyonlar döneminde en büyük sorun budur. Sermayelerini yitirirler. Aslında fiyatlama işleri büyüyormuş gibi olur. Görülür. Ama sermayelerini kaybederler. Real anlamda. O yüzden çok zor bir dönem. Yani bu işler bittikten sonra yeniden yatırım yapmasını bekleyeceğimiz iş dünyasının elindeki sermayesini koruması gerekir. Aynen öyle. Buğday, gübre, nikel, paladyum ve titanyum gibi kritik ürünler var. Bunların fiyatlarında çok ciddi artışlar görülüyor dedi. Ama gıda üreticisine bakıldığında süt pahalı, gübre pahalı, o pahalı, bu pahalı, motorin pahalı. Sanayiciye bakıldığında işte nikel, paladyum, titanyum, manezyum, işte biraz önce pik demir dedik. Bu ürünlerin bulunması, fiyatların yüksekliği ayrı bir maliyet. Dolayısıyla maliyetlerin çok yüksek olduğu, pazarların daraldığı, biraz daha büyümelerin düştüğü bir ortamda hem bu fiyatlamayı yap, hem şirketini tut, hem çalışanlarını tut, hem pazarlarını tut. Çok zor. Yani çok zor. Yani çok dolayısıyla zor. Hani yani bir ülke yönetir gibi aslında hani şirketlerin de önemli. Adım adım takip etmek gerekiyor. Evet. Ve vatandaş için de çok zor tabii. Tabii fiyat takibinden gözü döndü çünkü vatandaşın son artık. Son bir yılda şeyi de fark etmişsindir. Bireyler de aslında sıkıntı yaşıyorlar. Yani hani gerek işte kart ödemelerinde, gerek tüketici kredilerinde yani geçen yıllara oranla pandemi sonrasında hani bir desteklemeler vardı yani nihayetinde. Böyle sıkıntıya düşen insan sayısında falan artışlar gözlemliyoruz. Dolayısıyla son rakamlarda o da tedirgin edici açısı. Yani şirketler her ne kadar sıkıntıya giriyorsa bireyler de giriyorlar. Giriyorlar. Aynen. Ki bireylerinki daha zor. Daha zor. Çin'de Şangay'da kapandı. Sokaklar bomboş. Bütün bunlar tabii talebi ve üretimi etkileyebilecek, büyümeyi de etkileyebilecek durumlar aynı zamanda. Tüm dünyada vaka sayıları artıyor. Kapanma, çok önlemler devreye girmiyor ama Çin bu konuda çok ısrarlı. Ardı ardına önlemler alıyor. Büyük stadyumları yine test merkezleri haline getirmiş. Test yapıyor insanlara. Yani vaka sayılarıyla uğraşıyor. Şangay'da yapılan hani parti görüntüleri vardı hatırlıyorsan. Hatırlatmak gerekiyor. Yani çıktıkları anda inanılmaz bir şey hale geliyorlar. Ve yani dünya uğraşıyor hala işte. Uğraşıyor, bayağı uğraşıyor. Çin de uğraşmaya devam ediyor. Önce partilerle başladı. Bitti artık vaka sayıları düştü. Koronadan kurtulduk dediler. Evet. İşte bir yıl sonra tekrar. Farklı varyasyonlarla vurmaya devam ediyor. Evlere kapandılar aynen. Son kapatmadan önce kısaca Abramovich'i sorayım. Yani çok bence ilginçti dünkü görüş şeyde yani görüntüsü. Benim anım kadarıyla yani yapılan istismardan da bir şey durumu yok. Yani bir zehirlenme durumu yok. Sağlık durumu iyi. Sağlık durumu iyi. Neden zehirlendiğini zehirlendim onu tam anlamadık ama ya sanırım, bugün yazılmış çizilmiş. Sanırım yani orada yani sanırım Kiev'deyken bir gaz zehirlenmesi gibi bir şey olmuş olabilir. Ama bana kalırsa daha önemlisi herhalde hem yatlarını buraya çekmesi. Yani bundan sonraki dönemde
belli ki Abramovic Türkiye'de daha çok olacak. Daha çok olacak. Yani bir kere bunu bilebiliriz yani. Dün de müzakere Rusya. Yani Türkiye'de de bazı varlıkların sahibi olabilirler de. Yani bunu görebiliriz belki de. Çünkü aynen, artık hani önemli bir yerde Türkiye kısmen tırnak içinde hem sığınmış oldu hem de bu barış görüşmelerine evet, hem de barış katkı sağlıyor. Katkı sağladı. Yani, Ukrayna da bunu istedi. Bu muhtemelen şey olur. Devamlı olur. Zelenski Amerika'dan yaptırımları Abramovic'i dahil etmeyin diye ricada bulunmuştu. Çünkü arabuluculuk ve görüşmelerde etkin rol oynuyor demişti. Yani popüler bir isim. Dünyada tanınan bir isim. Bu isimlerin evet, orada olması önemli. Putin'e de yakın bir isim. Diğer oligarklar da diğer isimlerde Abramovic'i takip edebilir. Bu açıdan evet, da bir... Ama hiçbirisi Abramovic kadar popüler değil. Yani bir Chelsea'nin sahibi değil. Dolayısıyla yani, dünyada herkes tanıyor onu. Yani onun etkisi daha fazla olacaktır. Biz tekneleriyle de yatlarıyla da tanıyoruz tabii. Tabii. Tatilde bayağı bir kendilerini görüyoruz. Gidebilirsek gittiğimizde. Çok en azından tekneleri görüyoruz uzaktan. Teknelerini uzaktan görebiliyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Kısa bir ara vereceğiz şimdi. Habertürk.com Genel Yönetmeni Yavuz Barlas'la bir ekonomi turu yaptık. Verileri ve gelişmeleri sizlere aktardık. Ekonominin özeti dün itibariyle bugüne yansıyan böyleydi. Kısa bir ara diğer gündem başlıklarında konuklarımızla konuşacağız. Bekleriz. Devam ediyoruz Habertürk'te para gündeme. Doktor Gülfem Saydan Sanver, siyasi iletişim danışmanı bizimle birlikte İstanbul Stüdyosu'nda. Hoş geldiniz. Hoş günaydın. Hoş bulduk. Günaydın. Birazdan da Habertürk yazarı Nasih Güngör bizimle birlikte olacak. Ekonomiden yol aldık ya, dün de grup toplantıları vardı. MHP lideri, genel başkanı Devlet Bahçeli özellikle tarım konusuna dikkat çekti. Orada yapılan spekülasyonlara da dikkat çekti. Stokçulara da yine uyarıları vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da 5 öneri geldi CHP Genel Başkanı'ndan. Eğer bu 5 önerimizi yaparsanız size destek vereceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. 5 tavsiyesinde tarım ve enerji konularında dışa bağımlılığı azaltacak adımlar atın. Dolayısıyla para politikası noktasında kur korumalı mevduattan vazgeçin. Katar'la ilişkilerinizi gözden geçirin. Biz işte burada daha pahalı et yerken siz hayvan ihracatı yapıyorsunuz. Onlar daha ucuz et yesin diye gibi bir eleştiri getirdi. O kadar etkili mi, o kadar büyük bir marjı var mı bilmiyoruz ama sonuçta hayvan ihracatı Katar'a çok konuşulmuştu. CHP Genel Başkanı'nın da gündemindeydi. Maceracı para ve kur politikasından vazgeçin. Merkez Bankası'nı arkeolog atamayın. Yine para politikasında da para politikası kararlarınızı gözden geçirin şeklinde 5 ayrı önerisi var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun maceracı para politikası ve kur politikasından vazgeçilir mi? Kur korumalı mevduattan vazgeçilir mi? Bilmiyorum ama özellikle bu iki vurgu ve Katar vurgusu gelmiş. Ne dersiniz ekonomiye? Bir yandan da hani fiyatlar düşsün diye KDV indirimi destekler, tarıma destekler, çiftçiye destekler veriliyor. Ama yeterli olmuyor. Bir de önerileri arasında bu projeleri TL'ye çevirin. Dolar bazında konuşmayalım diyor CHP Genel Başkanı. Ne dersiniz? Şöyle biliyorsunuz... Ekonomi ne kadar etkili? Bütün bu konuşmalar ne kadar etkili kamuoyundan? Onu da katarak uzmanlığınıza. Ekonomi çok etkili. Çünkü şu anda herkesin gündemi aslında ekonomi. Yani farkındaysanız biz uluslararası krizleri, hatta savaşı bile ekonomik boyutlarıyla konuşuyoruz. Hatta işte artık dünyada savaşlar bile ekonomik yaptırımlarla bir anlamda tabii, durdurulmaya çalışılıyor. Çünkü ekonomi her şeyin artık halkın en büyük gündemi halinde ve liderlerin liderliklerini sürdürebilmeleri için bir anlamda o ekonomik refah halkına sağlamak mecburiyetinde. İşte bakacak olursak Putin bile mecburiyetinde, bir savaş anında hemen ekonomik yaptırım gündeme geliyor. Bu şekilde sıkıştırmaya çalışıyorlar. Çünkü biliyorlar ki evet, halka siz belli bir düzeyde bir ekonomik refah sağlamazsanız yönetebilmeniz mümkün değil. Gazı rubleyle, o zaman gazı ben veriyorum, sözleşmemi yerine getiriyorum, rubleyle ödeme yapılıyor mesela. Aynen öyle. Böyle bir tartışma çıkıyor. Aynen öyle. G7 oturup onu tartışıyor. G7 oturup bunu tartışıyor. Ve bizim son dönemde ülkemizdeki evet ekonomiden çok tartışıyoruz. Ama aslında tartıştığımız en temel noktalardan biri de gıda fiyatlarının yüksekliği. Yani özellikle bir sene önceyle kıyasladığımız zaman
her türlü gıda çok yüksek. Yani sadece et ve süt ürünleri değil, sebze meyve fiyatları da çok çok yüksek. Alınamaz boyutlarda yüksek artık neredeyse. Dolayısıyla biz temel gıda ihtiyacından bahsediyoruz. Yani hep o yoksulluktan değil, derin yoksulluk ve yokluktan bahsediyoruz. Kastımız aslında işte bu gıdaya erişimin artık gıda ürünlerini alamamadaki sıkıntılar. Dolayısıyla bu çok yüksek. Burada elbette ki birçok farklı yan faktörün de etkisi olmakla beraber senelerce uygulanan tarım politikalarındaki hatalar da burada çok büyük bir etken oldu. Şimdi tarım politikasında siz bu düzenli bir şekilde yanlış bir politika yürüttüğünüz zaman ve tarımı bu hale getirdikten sonra evet ben şimdi çiftçiye destek veriyorum ve hemen tarımı düzeltiyorum mümkünatı olmayan bir şey. Günün sonunda tarım ve doğaya bağımlısınız siz. Bu nedenle de biz şu anda maalesef ki büyük bir sarmala girmiş durumdayız. Tarım politikalarını değiştirebilmek de bugünden yarına olabilecek bir şey değil. Elbette ki bunu istikrarlı bir şekilde düzenlemeniz gerekiyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz ay Tarım Bakanı değişti biliyorsunuz. Ama biz hala aslında Tarım Bakanı'nın tam olarak değişme nedenini bilmiyoruz. Yani Tarım Bakanı'nın hangi politikaları beğenilmedi de değiştirildi ve yeni gelen Tarım Bakanı bunlarla ilgili nasıl bir tarım politikası uygulayacak biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Yani büyük bir iklim krizinin ortasındayız. Örneğin bizim hala bir su politikamız yok. Oysa ki çok yakın zamanda biz kuraklıkla da mücadele etmeye başlayacağız. Ondan sonra diyeceğiz ki biz yine evet şimdi kuraklıkla mücadele için şu önlemleri alıyoruz. Önlem almak yeterli bir şey değil. Sürekli bir pansuman yapılıyor. Tarımla ilgili de böyle. Çiftçiye destek veriyoruz. Bunlar sürekli pansuman. Oysa bizim artık iyileştirici bir tedaviye, bizim iyileştirici bir tedaviye ihtiyacımız var. Yani bu pansumanlar yapılacak doğru bir nokta değil. Gerekiyor. Desteklerin doğru verilmesi gerekiyor. Planlamanın doğru yapılması gerekiyor. En başından yani bu işte küçük baş hayvancılık mı büyük baş hayvancılık mı sorusundan. İklim koşullarına uygun biz. İşte o ata tohumlarına ne kadar yatırım yaptık, ata tohumlarıyla ne kadar tarıma kalkındırmaya çalışıyoruzdan çıkın. O kadar farklı katmanları var ama biz bunların hiçbirini görmüyoruz. Bir de üstüne üstlük savaş. Şimdi biliyorsunuz Ukrayna ve Rusya aslında buğday üretiminin %30'u. Dolayısıyla bu savaştan dolayı zaten buğday fiyatlarında dünya çapında büyük bir küresel bir artış bekleniyor. Bizim buna bir önlemimiz var mı? O da henüz yok. Yani işte sürekli çiftçiye bir destek vereceğiz, bunu yapacağız, onu yapacağız deniyor. Yani biz Ziraat Bankası'nı bile ki biliyorsunuz çiftçiye destek vermek üzere kurulmuş aslen bir banka olmasına rağmen amacına uygun kullanamadık Ziraat Bankası'nı. Ziraat Bankası bambaşka finansman projelerine daldı biliyorsunuz. Dolayısıyla da Kemal Bey evet haklı, bu gıda fiyatları ile ilgili bir takım düzenlemelerin çok acil yapılıyor olması lazım. Ama acil yapılan düzenlemelerin de ben yeterli olacağını zannetmiyorum. Bizim iklim kriziyle de mücadele eden uzun vadeli bir tarım politikasına ihtiyacımız var. Bu dışa bağımlılıktan kurtulacağımız bir tarım politikasına ihtiyacımız var. Peki. Burada kısayız. Nasuhi Güngör de hazır, Habertürk yorumcusu Nasuhi Güngör. Hoş geldiniz, günaydın. Ekonomiden söz almıştık. Günaydın efendim. Dün de grup toplantılarında tarım öne çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da 5 önerisi var. Bunları yaparsanız size destek vereceğiz dedi. Onu sormuştum ben Gülfem Saydan Sanver'e. Maceracı para ve kur politikasından vazgeçin. Merkez Bankası'na arkeolog atamayın. Katar aşkından vazgeçin. Kur korumalı mevduatı durdurun. Projeleri de TL'ye çevirin. Döviz bazında konuşmayın. Bunlara destek vereceğiz diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Özellikle tarım çok gündeme geldiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamasını hatırlıyorsunuz. Yani çiftçiye, tarıma en fazla destek veren ve bu konuda planlamayı yapan iktidarız biz 20 yılda demişti. Ama işte bazen ithalat gerekiyor, bazen düzenleme gerekiyor, bazen kuraklık vuruyor, bazen kar vuruyor, bazen motorin vuruyor, bazen gübre vuruyor. Ama bir sorun var, gıda fiyatlarını biz çok yüksek yiyoruz. Ya gıdayı çok yüksek fiyatlara alıyoruz ve onlara ulaşıyoruz. Ne dersiniz bu önerilere? Evet, buyurun. Tamam, şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun önerileriyle tarımdaki öneriler arasında belki doğrudan bir bağ kurmak mümkün değil ama söylediklerinin... Genel ekonomi önerileri o, bir de tarımı katmış. Evet, tabii.
Evet, daha çok Sayın Bahçeli'nin bu konuda önerileri vardı. Aynen. Şimdi ben bu tartışmanın biraz şöyle yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum. Sayın Bahçeli'nin önerileri bence çok önemli. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendi özellikle ekonomiyle ilgili önerileri de hükümetin uyguladığı politikanın belli ölçüde en azından 3 maddesi ana dinamiklerini oluşturuyor aslında. Hani kur korumalı mevduat vesaire, işte Merkez Bankası ile ilgili tutumda söylediği de biraz daha güncel politikaya ait konular. Şimdi bu eleştirilerin her birinin siyasal olarak karşılıkları var. Ama ekonomideki karşılıkları nedir? Ona dair şunu söylemek istiyorum. Şimdi son 2 yılda Türkiye özellikle pahalılıktan, alım gücünün düşmesinden fevkalade şikayetçi. Genelde toplumun geniş kesimleri şikayetçi bundan. Yani daha önceden de Türkiye'de insanların alım gücüyle ilgili şikayetler olabilir. Her dönemde olabilir ama şu son 2 yıl, belki 2,5 yıla kadar da çıkarabiliriz. Geniş kesimlerde şikayetlerin çok çok arttığı, fiyatların çok dehşet düzeyde arttığı, döviz artışıyla açıklanamayacak düzeyde arttığı, maliyet artışıyla açıklanamayacak düzeyde arttığı bir tablodayız. Şimdi pandemi, dünyadaki kriz, Türkiye'nin kendi içindeki yaklaşımlar vesaire, bütün bunların sonucunda geldiğimiz bir nokta var. Şimdi bir kere geçmişe dair konuşmalar için çok zamanımız yok ama şunu söyleyeyim. Mesela tarımla ilgili şunu söylemek isterim veya hayvancılıkla ilgili. Genelde Gülfem Hanım'ı tenzih ederim bu konularla ilgili. Sizin de zaten ekonomiyle ilgili alanınız. Fakat genelde Türkiye'de mesela tarımla ilgili konular uzmanlık alanının dışında karşılıklı rakamların uçuştuğu, kimsenin kimsenin rakamına inanmadığı bir düzeyde devam ediyor. Mesela 2-2,5 yıl öncesine kadar Türkiye'nin tarımla ilgili durumuna dair böyle bir eleştiri veya gıda fiyatlarına dair böyle bir eleştiri gündemde değildi. Bu şu mu demek? Mesela o zamanlar işler çok mükemmeldi, bugün arızalandı. Ben buna katılmıyorum. Fakat şu asla demek değil. O zamanlarda çok kötüydü, şimdi çok daha kötü. Yani işte burada bir insaf ölçüsünü, rakamlara bakarak konuşma alışkanlığını edinmek gerekiyor. Bu buğday ithalatı konusunda da öyle, saman ithalatı dediğimiz komediyle ilgili de öyle. Çünkü rakamlar var, verebilirim ama konuşmanın bir anlamı yok. Yani 25 milyon ton saman üreten ülkenin geçen yıl 204 ton. Ebrahim, 204 ton saman aldığını söylersem önceki rakamlarında bundan çok fazla bir farkı yok. Bunlar üzerinden gündem yaratma çabası bizi bir yere götürmüyor. Bizi bir yere götürecek olan nedir? Mesela Sayın Bahçeli'nin önerileri veya bunun dışında da önerilerde de bulunanlar oldu. Tarımınızı daha geniş bir planlamayla, dünyanın koşa koşa gittiği, öyle yürüyerek falan değil, koşa koşa gittiği krizde, gıda konusunun, tarım konusunun giderek daha hayati bir hale geldiği bir dönemde tarımla ilgili bugüne kadar yaptıklarınızdan çok daha fazlasını yapacağınız bir planlamaya ihtiyacınız var. Aynen öyle. Bu öyle. Bugünkü iktidarın, muhalefetin vesaire meselesi olmaktan çıkmış bir konu. Ama bunu hala yani NATO liderler zirvesinde, Avrupa Birliği liderler zirvesinde gıda güvenliği konusu gündeme geliyor. Ve bu konu çok ciddi diyor ABD Başkanı. Ukrayna ve Rusya için de Avrupa'nın ekmeği, ekmek sepeti diyor. Buğdaya biraz önce TMO %22 zam yaptı diye dün haber geldi. Bu ekmek evet. Fiyatına %8 evet. Direkt zam demek. Sadece bu maliyet mesela unun ve motorinin maliyeti sadece %50 düşünün. Yani ekmeği o zaman şimdi... ekmek fiyatını durduramayacaksınız gibi sıkıntılar şimdi var. O yüzden mesela sizin buğday üretiminizin kendinize evet. Tamamen yetmesi, ihracatınıza bile yetmesi gerekiyor. Tabii şimdi ihracat meselesi de şu durum çok biraz haklı farklı bir yani. Nokta o söylediğiniz. Evet. Ya, Türkiye'nin kendi insanının tüketimine buğday üretiminin yetmemesi diye bir şey söz konusu zaten değil. Ama bakın şöyle bir şey var. Türkiye muazzam da ihracat yapıyor. İşte makarnadır, irmiktir, işte un, buğdayı da üretmesi Türkiye, lazım artık. Dünya sıralı. Evet. Fakat o buğdayı da üretmek mi lazım? Başka bir yere doğru mu gidiyoruz? Bunların hepsini çok sakince düşünmek aynen. Lazım. Neden? Şimdi Avrupa ülkeleri, Avrupa Birliği'nin özellikle belli ülkeleri, dünyadaki belli ülkeler hep yüksek yaşam standartlarında, düşük enflasyonlarla, tabii toplumun bazı kesimlerinde orada görmezden gelen bir yaklaşım da yok değil. Yani evet, yani Amerika'ya gittiğinizde sokaklarda yatan insanlardan bahsedilir ama biz bunu çok sıradan vakayı adiye derler ya eskiden. Öyle bir şeymiş gibi algılarız. Öyle de değildir. Yani sağlık sisteminin öyle olmadığını birçok ülkede pandemide gördük vesaire. Fakat şimdi geldiğimiz noktada ülkelerin refahlarını devam ettirmek değil Ebru Hanım. Birçok ülkenin esasen
açlık sınırını korumak, yani artık insanların sadece besleyebilmek noktasında yollarına devam edebileceği bir döneme giriyoruz. Aynen öyle. Yani ona hazırlanmak lazım. Gerçekten tartışırken çok endişe ediyorum. Bunları ifade ederken de korkuyorum. Neden korkuyorum? Çünkü mesela Almanya'da sıvı yağla ilgili insanların endişelerine dair bir literatür var. Herkes açsın bir baksın. Bu şu demek değil. Ya bizde bakın sıkıntı var. Orada da var canım, ne olacak falan değil. Hayır, her ülkenin kendi sıkıntısı var. Türkiye'nin sıkıntıları kendi ekonomik hassasiyetleri yüzünden kolayca daha derinleşebiliyor. Çünkü tümüyle modellerimizi oturtabilmiş. Tarımdan gıda sektörüne, hayvancılığa, ekonomiye kadar böyle bir ülke değiliz. Ama ben tekrar şunu söyleyeyim, bu turu tamamlayayım uzatmadan. Geçmişi yok saymak, geçmişteki iyileri yok saymak bize bir şey getirmiyor. Geçmişi mükemmelmiş gibi anlatıp bugün her şey işte birdenbire kötü oldu demek de bize bir şey getirmiyor. Bunları bir kenara koyalım. Onlar geçmişte kaldı. O modeli gerçekten daha büyük bir planlamayla, ekilebilir dikilebilir alanlarınızı artırmak. Bakın sulama ile ilgili Türkiye bir ara çok iyi hamleler yaptı. Evet. Bunların ne kadar devam ettiğini tam olarak bilmiyoruz. Ya su da çok büyük bir kriz herkesin, evet, malumu. Özellikle de bizim coğrafyamızda su savaşlara neden olacak şekilde literatürde hep konuşuluyor. Bence tırnak içinde söylüyorum, büyük planlama. Bunun ana kodu bu. Keşke devletin bu anlamdaki planlamalarını yapan kurumlar vesaire tekrar hayatiyet kazansalar. Bu eleştirilerini de ben sıkça söylüyorum. Bunu da söylemiş olayım bu turda. Peki, bu arada kur korumalı mevduattan vazgeçin. Kur korumalı mevduat kuru şu anda stabil kalmasını, sakin kalmasını sağladı diye Merkez Bankası dün açıklama yaptı, Şahap Kavcıoğlu Başkan. Evet. Yani burada mesaj oradan öyle bir cevap gelmiş olabilir. Para politikasının da etkilerini izliyoruz. Dezenflasyonist süreç başlayacak dedi. İhracatında hiç etkilenmeyeceğini söyledi ama bir yandan da stagflasyon riski var. Yani büyümeler düşerken ihracat pazarlarının daralma riski de var. Tabii bütün bunları da öngörmek lazım. Böyle bir ekonomi turu yapmış olduk. Kısa bir ara var. Bu saat dilimini kapatıyoruz. Sonra devam edeceğiz. Bekleriz. Devam ediyoruz Habertürk'te para gündeme. Doktor Gülfem Saydan Sanver, siyasal iletişim danışmanı ve Habertürk yazarı Nasuhi Güngör'le birlikteyiz. Ramazan başlıyor. Cuma günü sahur, ilk iftar ve Ramazan ayı sonrasında da bayram. Emekliler de soruyor, bayram ikramiyesi ücretleri artışları ne zaman açıklanacak diye. Bence böyle Ramazan ayı için açıklanırsa en azından bayrama da bir teşvik olur. Biraz bunaldı emekliler. İkramiye olabildiğince fazla olsun da bari Mayıs'ta yüzleri gülsün insanların. Öyle bir beklentiniz var mı Nasuhi Güngör? Ne zaman açıklanır? Yani böyle bir artış, evet, Ramazan'ın ilk haftasında diyorlardı ama herhalde biraz daha gecikebilir. Bu çalışmanın tamamlanmadığını biliyorum. Ama elbette iyi olur. Yani bence çok son yıllardaki yapılan en güzel uygulamalardan bir tanesi. Keşke çok daha fazlası olsa. Evet. Aynen. 1100 liraya çıkartılmıştı. Herhalde bu bayram biraz daha yüzleri güldürecek bir ikramiye verilir. Emekliler de rahat eder. Birazcık en azından o ikramiyeyle. Keşke ücretler de tekrar ayarlansa. Asgari ücrette bir değerlendirme bekliyor musunuz? Haziran-Mayıs aylarında öyle bir toplantı başlar. Böyle bir diyalog süreci başlar mı asgari ücretteki artış için sizce? Böyle dikkatli bir cümleyle ifade edeyim ki, çünkü Ankara gazetecisi olunca söyledikleriniz biraz gereğinden fazla dikkate alınıyor. Bir değerlendirme var bu konuda. Sayın Cumhurbaşkanı da böyle bir cümle kurdu zaten. Ama bu mutlak surette bir artış yapacağı anlamına geliyor mu? Hayır. Biraz da savaşın süreci, Türkiye'deki dengelerle ilgili de bir değerlendirme olacaktır bu. Ama ben kişisel kanaatimi söyleyeyim. Emeklilerle ilgili yapılması gereken düzenleme bence daha ivedi, daha acil. Orada bence yeni bir düzenlemeye mutlak surette ihtiyaç var. Aynen. Asgari ücreti yakalayan maaşlar çok değil çünkü. Mesela dur yetim maaşlarına bakıldığında. Hiç olmasa biraz iyi olur. Evet. Mesela dur yetim maaşları aslında Türkiye'de çok önemli. Çünkü tam çalışmayı tamamlamamış, tam emekli olmamış ama hani hayattan kopan insanların aileleri, çocuklar geride kalıyor. Ve o maaşlar o çocukların yetişmesi için çok kritik önemde.
Ama maalesef o kadar az ki o çocukların yetişmesinde büyük sıkıntılara yol açabiliyor. Bence o kısma, yani insanlar çalışarak o maaşlarla tek başlarına çocuklarını okutmaya çalışıyorlar. Yetiştirmeye çalışıyorlar. Mümkünatı yok zaten şu anki sistemde. Mümkünatı yok. Orada büyük sıkıntılar çekiliyor. Büyük zorluklar çekiliyor. O kadar büyük bir zor, o kadar büyük zorlukla, çok, o kadar sıkıntıyla o çocukların çok büyümesi sorun oluyor. Yani yardımlar tabii ki var, destekler tabii ki var ama yardımla, destekle çocukları okutmak, yetiştirmek çok da mümkün olmuyor. Onu aynı kere şekilde aslında istedim. Düşünecek olursanız emekli maaşları da öyle. Yani emekli insanlar senelerce çalışıp vergi ödüyorlar ve daha sonra emekli oldukları zaman şu anda aldıkları maaşla geçinebilme ihtimalleri yok. Dolayısıyla işte bu hep böyle bir müddet sonra insanlar o zaman sistemi sorgular hale geliyor. Yani çünkü siz çalışırken çok ciddi vergi veriyoruz biz. Ama emekli olduğum zaman da hani neredeyse şu anda emekli maaşı yoksulluk sınırının altında. Dolayısıyla açlık sınırının altında. Dolayısıyla mümkünatı yok geçinebilmelerinin. Ama fatura siz ödemeli, bunca sene o zaman bu vergiyi öderken... İşte o bir noktada da insanlar sistemi sorgulamaya başlıyor. Bu da sağlıklı bir şey değil, hiç değil. Bir de eskiden emekli ikramiyeleriyle ev aldırabilip kiradan kurtulabilme şansı vardı. Şimdi öyle bir şans da yok. Yani kimse o paralarla ev alabilir mi çok emin değilim. Hepsini çalışırken yapmak zorundasın. Ama çalışırken de ailene destek olmak zorundasın. Çünkü o emekli maaşları ve sistem hep birine muhtaç ediyor yaş alan insanları. Diğer yandan yani, da... Hastaneden randevu burada... alacaklar, oralara evet mı gidecekler, orada mı koşturacaklar? Evet. Sadece hastanenin size bedava olması önemli değil ki. Birçok hastalık, birçok malzemeyi getirir ve masrafı da beraberinde getiriyor. Ya kaldı ki fakat biz burada eksik var yani. Hatırlarsanız bir önceki asgari maaş düzenlemesinde de hep şunu konuşuyorduk. Böyle bir enflasyonist ortamda siz maaşı ne kadar düzenlerseniz düzenleyin, 3 ay sonra bu maaş da yetmeyecek demiştik. Zaten hatırlarsanız o maaşlar daha hesaba yatmadan elektrik zamları ve doğalgaz zamlarıyla neredeyse erimişti. Bizim evet maaşlarda işte emekli maaşları çok önemli, dul yetim maaşları çok çok önemli. Fakat asıl yapılması gereken hikaye biraz daha bu enflasyonist ortamdan kurtarabilmek. Çünkü biz her 3 ayda bir zam konuşuyor olmak sağlıklı bir şey değil bir ekonominin sürdürülebilir olması açısından. Ki destekler de veriliyor. Yani KDV indirimini orada görüp de onu yapmak da bütçeden oraya destek olmak evet da çok kolay değil. Verilen destekler de şeydi ama yetmiyor demek ki bir... Ama böyle bir enflasyonist ortamda elbette ortamda ki hiçbir şey yetmiyor. Çünkü biz bir hafta önceki... KDV indirimi de yetmiyor. İşte hiçbir şey yetmiyor. Zam da yetmiyor. Hiçbir şey yetmiyor çünkü zaten fiyatlar sürekli artıyor. Aynen. Fiyatlar sürekli artıyor. Yani şu anda maliye KDV politikası Merkez Bankası'na destek oldu. KDV'yi indirdi. İşte enflasyon hedefine destek. Fiyat istikrarı için adım atıldı. Siz zaten hani zaten kur yükselmiş. Orada biz araç devreye sokmuşsunuz. Ama yetmiyor işte yani o kur ve motorun aynı anda yükselince hiçbir şeye yetmiyor. Bir de savaş çıkınca yetmiyor yani. Evet. Ne zam yetiyor ne destek yetiyor. Elbette ki günün sonunda sizin KDV indirimiyle alacağınız ürünün fiyatı 3 ay önce alacağınız ürünün hala kat be kat yüksek. Dolayısıyla nasıl yetebilir? Aynen. Peki şimdi siyasette seçim kanunu teklifi Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Bu hafta gelmesi bekleniyor. Genel Kurul'a geldi. Orada Anayasa Mahkemesi'ne götürülen il ve ilçe seçim kurulları heyeti dışında bir düzenleme yok. Dolayısıyla biz buna göre yol alacağız dedi muhalefet. 6 parti lideri de buluştu. Biz demokrasi birlikteliği içindeyiz ve dalavereler bu birlikteliği bozamayacak ifadesi de kullanıldı. Dün Kemal Kılıçdaroğlu da destekledi. Helalleşme 6 parti içinde, Millet İttifakı'nın tümü içinde geçerli dedi. Millet İttifakı içinde hepimiz bir helalleşme çabasındayız dedi. Şimdi önümüzdeki 6 parti lideri buluşsunda ne konuşmuştur? Önümüzdeki dönem böyle madde madde nasıl gelişmeler bekliyorsunuz? Grup toplantıları olduğu için süremiz kısa ama bunu da sormak istedim. Biraz da Ukrayna-Rusya görüşmelerine bakacağız çünkü. Nasıl Yügüngör? Tamam pekala. Şimdi bu toplantı zincirinin mantığı aslında bana sorarsanız hani bir aday açıklamanın dışında belli bir gündemleri var. O şekilde devam ediyorlar. Sanıyorum aday konusunu
Ve bu arada tabii ben tekrar o konudaki kanaatimi söyleyeyim. Ortak aday dendi değil mi en orada son? Ortak aday üzerinde hani Millet İttifakı uzlaşacak deniliyor. Fakat orada özellikle iki siyasi partinin Millet İttifakı'nda olup olmayacağına dair herhangi bir netlik yok. Yani onlar ittifakta olacağız ya da olmayacağız demediler. Aslında Demokrat Parti, İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi dışında da netlik yok. Yani birlikteler, birlikte çalıştıkları konular var. İşte parlamenter sistemle ilgili, güçlendirmiş parlamenter sistemle ilgili bir çalışma yaptılar. Sonucunda da herhalde seçim kanunuyla ilgili değişiklikler değerlendirildi. Esasen zaten başvurudan ve yaklaşımlarından da anlaşılıyor ki ben de bu kanaatteyim. Bu mevcut seçim kanundaki değişikliklerin seçimlerle ilgili bir adaletsizlik oluşturacağına dair güçlü bir kanaat bence muhalefet cephesinde de yok. Yani bu kurayla seçilme, hakimlerin kurayla seçilmesi meselesi dışında. Ben de onunla ilgili kanaatimi daha önce söylemiştim, tekrar söyleyeyim. Böyle bir kura sistemine karşı çıktığınızda teknik olarak buna karşı çıkabilirsiniz ama buradaki argümanınız sanki Türkiye'deki bütün hakimlerin, genç hakimlerin, işte yeni göreve başlayan insanların hemen tarafkir pozisyonlarla hareket edeceğine dair bir algıya dönüşüyor. Bu büyük bir haksızlık. Yani bizim hani seçimleri aktif katılıcısı olan siyasi partilerin seçim sandığının, sandıktaki düzenlemelerin, sandığı kontrol eden siyasi partilerin, sandıklardaki görevli insanların nasıl çalıştıklarını onlar bizden daha iyi biliyorlar aslında. Çok daha iyi. Yıllarca seçime katılmış insanlar bunlar. Yani oralarda bazı şeyleri alıp bir yerlere götürmek öyle dışarıdan ifade edildiği gibi, iddia edildiği gibi asla kolay değil. O kısmı ben haksızlık olarak görüyorum. Onun dışında da seçimlerle ilgili o %7 barajı her şeye rağmen keşke daha düşük olsaydı. Bence 5 falan değil. Yani kaldırılabilecek bir noktaya doğru evrilseydi iyi olurdu. Ama buna rağmen 12 Eylül'ün bir kutsalına bile dokunulmuş olması önemli. Şimdi o altılı zirve nasıl devam edecek? Sanıyorum seçim sahası ısındıkça muhtemelen şeyden sonra olacak. Ramazan ayı bitecek. Bayram sonrasında siyaset sahne mitinglerle birlikte hareketlenecek gibi görünüyor yavaş yavaş. O zaman hani bir aday açıklamamak oraya katılan ister Millet İttifakı'nın içinde olsun isterseniz henüz bu konuda karar vermemiş olsun siyasi partilerin gündemini daha fazla zorlayacaklar. Ama onlar ilke birlikteliği, işte bu konularda bir takım ilkelerde uzlaşalım, daha sonra aday üzerinde konuşalım diyorlar. Ama siyasetin bir gerçeği var. Ortak aday belirleyebilmek öyle hiç kolay bir iş değil. Daha önceki örnekleri de var. Bir ortak aday üzerinde ittifak ederler mi? Bir aday açıkladıklarında aralarında ayrışmalar olur mu? Bunu görmek için biraz erken. Her parti bağımsız olarak hangi aday bize daha çok katkı sağlara dair bir çalışma yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi dışında görebildiğim kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi karargahında, siyasi aklında Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi çok kuvvetli öne çıkmış durumda. Ama bu Cumhuriyet Halk Partisi'nden başka adayların sahneye çıkmayacağı anlamına gelmiyor. Özellikle de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı kastediyorum. Anladım. Şimdi o zaman 6 parti şöyle doğru mu anladım? 6 parti birlikte seçim yani ittifak halinde olacaklar. Hani üçüncü bir ittifak, ayrı bir ittifak vesaire konuşuluyordu. Yok onu bilmiyoruz. Onu bilmiyoruz. Ya en azından ben bilmiyorum. Anladım. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Açıkçası söylemek gerekirse o altılı zemini altı parti olarak korumalarının güç olduğunu düşünüyorum. Güç olduğunu düşünüyorum. Ama zaten iki ana bileşeni var. Onlarla ilgili bir şey görünmüyor. Yani İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi orada duruyor. Yani bu yeni seçim yasasıyla birlikte daha az oy alan partilerin siyasetten altın hisse alma yani çok güçlü hisseler alma dönemi de bittiği için bu o kadar da önemli olmayabilir seçim sürecinde. Ama altıyı niye bir arada tutamazlar? Mesela bir adayın açıklanması oradaki diğer siyasi partilerin biz bu aday etrafında toplanamayız tepkisiyle karşılaşabilir. Başka bir ilkesel anlamda bir konu üzerinde uzlaşamayabilirler. Mesela yakın tarihte bir örnek oldu ama çok üzerine gidilmedi. Mülteciler, Suriyeli mülteciler konusunda Sayın Kılıçdaroğlu'nun söyledikleriyle Sayın Ali Babacan'ın söyledikleri fersah fersah birbirinden farklı. Yani, Ergenekon balyoz sürecine de hani farklılık vardı. Birçok konu var. Evet. O da çok daha kritik ve teknik bir konu. Ama nedense Cumhuriyet Halk Partisi'nden de pek öyle ciddi bir itiraz gelmedi. Şimdi ayrılıklara, görüş ayrılıklarına bu ittifaklar biraz böyledir. Yani her ittifak için geçerlidir bu. Sessiz kalıyor olmanız onu tümüyle onayladığınız anlamına gelmez. Günü geldiğinde o bir yerden çıkarılır ve karşınıza konabilir. Ama şu an için teknik konular, ilke vesaire işte bunlar üzerinde çalıştıklarını ifade ettikleri için daha fazla bir şey söylemek mümkün görünmüyor. En son işte seçim güvenliğini sağlayacağız diye bir açıklamayla ortaya çıktılar. Bakalım bir sonraki toplantının gündemi ne olacak ama
net söylüyorum, seçimlerin bir tane gündemi var bu sistemde. O da adayınızın kim olduğudur. Bakalım ne zaman aday açıklayacaklar veya ortak bir aday açıklayabilecekler mi? Ortak bir aday açıklanacak mı? Meclis seçiminden daha önemli Cumhurbaşkanı seçimi. Bir de Türkiye'de liderlik önemli. Dolayısıyla o anlamda da herhalde etkisini vurguluyor Nasuhi Güngör. Ortak adayla mı girilecek? Dolayısıyla Cumhurbaşkanı kim olacak? Altı parti beraber mi hareket edecekler? Ayrı bir ittifak olabilir mi? Ve HDP tabii. Şöyle... Bir cümlecik söyleyebilir miyim Gülfem Hanım'a da katkı olsun? Bir cümle. Aslında hakikaten bu seçim yasası bir taraftan büyük partilerini rahatlattı diyoruz ama bu sadece iktidar cephesinde değil. Bence muhalefet cephesinde de hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem de İyi Parti'nin müzakere imkanını ve gücünü artırdı. Öyle söyleyebilirim. Hem AK Parti'nin hem İyi Parti'nin hem de CHP'nin. CHP'nin müzakere. O yüzden büyük partilerin aslında müzakere güçlerini artırdı. Evet. Yani büyük yeni kurulmuş partiler açısından duruma biraz daha uymak ortamı getirdi. Büyük partilerin de eli güçlendi. Evet. Bu görüş bugün de çok yazılmış, çizilmiş. Çünkü o yüzden CHP bu yeni ekstra bir adım sistemle beraber mesela. Evet, çünkü bu yeni sistemle beraber ittifak içindeki oy oranı küçük partilerin milletvekili çıkarmaları çok çok zor. Dolayısıyla da büyük partilerin pazarlık gücü elbette ki daha artmış oluyor. Çünkü biraz küçük parti, oy oranı küçük partiler bu partilere uymak durumunda kaldılar. Yani elleri zayıfladı sistemin gereği itibariyle. Burada isterseniz ortak adaydan bir önce seçim, ben de kanun değişikliğiyle ilgili ufacık bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Şimdi ülkenin var olan seçim sisteminde siz eğer bir değişiklik getiriyor iseniz bunun bir takım nedenlerini açıklamak durumundasınız. Yani örneğin %10 barajının her zaman için düşürülmesini biz talep ediyorduk. Niye talep ediyorduk? Bizim çok somut bir nedenimiz vardı. Temsilde daha fazla adalet olması, mecliste daha fazla partinin sesinin duyulması. %10 barajının bunun engellediğini iddia ediyoruz ve bu nedenle de düşürülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani çok somut bir neden var. Şimdi bunu örneğin %7 neden 7 olduğunu şimdi açıklamakla ilgili en ufak biz bir şey duymadık. Örneğin neden 5 değil, 3 değil, neden 5 değil, neden 3 değil, neden 0 değil? Yani neden 7? Kaldı ki 7 hala bütün dünya standartlarında çok çok yüksek. Kaç ülke var bilmiyorum. Yani Avrupa'nın en yüksek olduğu ama kesin. Latin Amerika'daki birçok ülkeden yüksek. Yani 7 hala çok yüksek bir baraj. Madem %10 barajından biz vazgeçiyoruz, niye bunu daha doğru düzgün bir ayarlamaya getirmiyoruz? Neden 3 yapmıyoruz? Tamamen sıfırlamıyoruz. 5 yapmıyoruz. Neden 7? Örneğin bununla ilgili biz bir açıklama duymuyoruz. Tabii %7 bize otomatik olarak bir partinin oy oranıyla çağrışım yaptırıyor. Yani işte biz Milliyetçi Hareket Partisi'nin konuşulan aşağı yukarı oy oranlarının bu doğrultuda olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla işte bu sefer bir neden açıklanmadığı zaman spekülasyonlar başlar. Neden 7, neden 5 değil. Dolayısıyla da ben örneğin bunların nedenlerini duymak isterdim. Her şeyden önce bir vatandaş olarak neden 7'ye indi, daha az inmedi. İkincisi örneğin en kıdemli hakimlerden il ve ilçe kurullarında en kıdemli hakimden birinci sınıf hakimlere geçiş. Şimdi Nasuhi Bey şu noktada haklı. Tabii ki biz bütün hakimleri birden zan altında bırakmak asla öyle bir niyetimiz yok. Yani birinci sınıfa indi ve bu hakimler şöyle davranacak demeyi asla istemeyiz. Günün sonunda bunlar bizim hakimlerimiz. Böyle bir şey. Bunu, hakimleri ona dikkat çekti. Tabii ki yani. Diğer hakimlerde niye güvensiz geçiyorsunuz? Bunun konuşulması bile işte bana kalırsa yargıya olan güvende zedelenmeye yol açar. Çünkü bu hakimler aktif hakimler sonuç olarak. Niye değişti fakat diye soruyorsunuz. Neden değişti? Yani en kıdemli hakim varken birinci sınıf hakime geçişin nedeni nedir? Bunca senedir biz en kıdemli ne demek? O değil mi? Konuyla ilgili en tecrübeli. Şöyle mi anlatıldı o? Özür dilerim. Yok rica ediyorum. Bazen izin kullanıyorlar. Bazen o görevi yapmak istemiyorlar. Dolayısıyla böyle sorunlar çıkıyor. Bu düzenleme biraz da bunun için yapıldı şeklinde. O zaman yani kuradan çıkan onu yapacak. Yani sürekli aynı isimlerle gittiğiniz zaman mazeret, çok fazla mazeret oluyordu şeklinde bir açıklama okudum. Ama doğru mu söylüyorum Nasuhi Güngör? Şimdi sadece şunu söyleyebilirim ben. Sürekli aynı isimlerin yapmasına dair de burada oturup akli olarak bir analiz yapsak onların da
hep o olduğu için seçim sisteminde değil de seçime katılan partilerle entegre olabileceğine dair tezler de söyleyebiliriz. Ama ben bunların hiçbirinden yana değilim. Kura ile ilgili sistem bence iyi bir sistem. Yani adı üzerinde kura zaten bu. Bence burada çok ciddi bir sorun yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de zaten muhalefetine galiba bunun dışında bir itirazı yok benim gördüğüm kadarıyla. Evet. Buyurun. Ben yine de neden en tecrübeli hakim varken en tecrübeli bundan vazgeçildiğiyle ilgili daha somut bir neden duymak isterim açıkçası. Benim hatırladığım vatandaşı aktarmak. Evet ama yani, aynı şey birinci sınıf hakimler için de geçerli. Yani onların da mazereti olabilir. Onlar da yani bu kıdemli hakimler için söz edilen şeylerin, söylemlerin, nedenlerin her biri birinci sınıf hakimler için de geçerli olabilir. Ama biz ülkedeki en kıdemli, en tecrübeli hakimlerden vazgeçiyor olmamızın bana kalırsa daha somut bir nedeni olması lazım. Peki. Kaldı ki bugüne kadar biz bu hakimlerle geldik değil mi? Neden? O zaman sorun yoktu. Bugün mü sorun var? Dolayısıyla bunun da ben nedenin açıklanmasını istiyorum. Biliyorsunuz komisyonda 17 saatte geçti bu. Bunu da ben çok anlayamıyorum. Yani bir sistemde değişiklik yapıyorsunuz, barajı değiştiriyorsunuz, kıdemli hakim değiştiriyorsunuz. Neden 17 saatte böyle bir yangından mal kaçırırcasına bu tartışılıyor ve alelacele geçiriliyor onu da bilmiyorum. Rahat rahat muhalefet tartışsın, konunun içine STK'lar girebilir değil mi? Daha bu böyle biraz kamuoyunda tartışılabilir. İtiraz edilmedi, edilecek vakitte doğru yok. Düzgün bir tartışma ortamı da yaratılmadığı için etseniz alelacele geçiriyorsunuz siz. Ondan sonra biz bunu neden çok da tartışılmadı oluyor. Çünkü tartışılacak vakit ve ortamımız yoktu maalesef ki. Öncesinde de yoktu. Tabii ki. Ben genel kurulda da çok hızlı bir şekilde geçeceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü iktidarın konuyla ilgili çok fazla tartışma yaşamak istediğini düşünmüyorum. Çünkü biz bunu farklı ülke örneklerinden de biliyoruz. Seçim sisteminde değişiklik yapmak aslında var olan iktidarın bir sonraki seçimi kazanma ihtimallerinin tartışılmasına neden alıyor. Bunu birçok ülkede biz gördük. Ne kadar Türkiye'de çok, de gördük. Türkiye'de de gördük. Fakat siz bunu ne kadar tartışırsanız, örneğin biz bu %7'ye neden indi ya da bu seçim çevresindeki don sisteminin değişikliğini ne kadar tartışırsak bu kamuoyunun algısında iktidar bu değişikliği neden yaptı ve hemen akabinde de acaba seçimle ilgili bir sıkıntı gördü de mi yaptı tartışmalarına neden olacak. Bu nedenle de iktidar bunu tartışmasını istemiyor bence. Kanun teklifinden geriye bu kalacak, bu tartışma kalacak. Eğer tartışırsak bu kalacak. Bu nedenle de ben diyorum ki iktidar bunu tartışılmasını istemiyor. O yüzden 17 saatte komisyondan geçti. Genel kurulda da çok hızlı geçecek ve biz bu tartışmayı geride bırakacağız. Yani çünkü tartışıldıkça seçimle ilgili sonra spekülasyonları artacak. Partiler buna nasıl hazırlanıyor onu konuşacağız. Hazırlık başladı mı? En son hatırlayacak olursak 6 liderin yine bir araya gelmesinden işbirliğimiz devam ediyor dendi. Birlikteliğimiz. Şu noktada ben yine Nasuhi Bey'e katılıyorum. Orada ittifakın içinde yer alacaklarına ilişkin kesin bir beyanatları yok. Yok. Oy oranı küçük partilerin. Sadece şu aşamada işbirliklerinin devam ettiğini söylüyorlar. Fakat biz bu işbirlikleri Cumhurbaşkanlığı seçimiyle mi sınırlı kalacak? Yoksa ittifakın meclis içinde mi yer alacaklarını bilemiyoruz. Şimdi bu verilen kanun tasarısındaki şu çok net. Muhalefet biraz iç matematiğe gömülmek de istenmiş. Orası aynen net. Yani listeler işte gömülmüş bir çalışma yapılmış. Öyle olacak mı? Yani listeler nasıl ayarlanacak? Tek liste mi çıkacak? Belli illerde belli partilerin listesi mi olacak? Yoksa her partinin kendi listesi mi olacak? Şimdi bunu nasıl çalışmaları gerekiyor. Seçim çevresi bazlı bir çalışma yapmaları aynen gerekiyor. Araştırmacılara şimdi, büyük iş düşüyor. Araştırmacıya büyük iş düşüyor ama şöyle de bir nokta var. Eğer bu seçim çevresi bazlı biz anket yapalım ona göre yapalım derseniz bu maddi olarak da bir servet. Bu kolay servet bir şey değil. Yani her seçim bölgesiyle, her seçim çevresiyle ilgili tekrar anket yapalım, listeleri yapalım, yapalım, bir kıyaslama yapalım. Bunun kombinasyonlarıyla beraber bu ciddi bir kümülatif bir bütçe gerektiren bir şey. Aynen. Büyük bir bütçe. Kaldı ki matematiksel hesaplama. Oysa ki hep biz burada ben her çıkışımda şunu dile getiriyorum. Bu altılı ittifak masası kendi iç hesaplamaları, diyalogları gündemi ne olursa olsun artık buralardan
seçmene dokunacak politikaların üretilmesi gerekiyor. Anladım. Nasuh Bey bir şey söyleyeceksiniz. Sizi duydum ama kısa bir aradan sonra alabilir miyim lütfen? Reklama dayandık. Tabii kısa ki, bir ara tabii devam ki. Edeceğiz. Tabii ki. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında verdi mesajlarını. Bu hafta ardı ardına liderleri dinliyoruz. Dün MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kürsüdeydi. Bugün de grup toplantısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener verdi mesajlarını. 3 ayrı yerden maaş alan bakan yardımcılarını eleştirdi. 314 bin lira maaş mı olur dedi. AK Parti İsraf Festivali tanımlamasıyla eleştirilerini sürdürdü. Ceketimi alsam seçilirim diyorlar. İktidarı sonsuz sanıyorlar dedi. Rahatları bozulacak dedi. Adayınız kim diye soruyorlar. Adayımız Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı'dır. Bu kadar net dedi. Biz tek adam belirlemek için bir arada değiliz. Bu ucube sistem yerine kuvvetler ayrılığına dayalı bir hukuk sistemini hayata geçireceğimiz yolları, yöntemleri konuşuyoruz. Bunu arıyoruz dedi. Aynı zamanda müstakbel bir başbakan olarak size söz veriyorum dedi. Polis ve polis emeklilerine sorunlarınızı çözeceğim dedi. Adayınız kim diye ısrarla soruyorlar. Bunun cevabını verirken kendisini de müstakbel başbakan olarak tanımladı. Nasuh Güngör, bizde zaten tam bu siyaseti güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişi, 6 parti meclis seçiminde de bir ittifak oluşturacak mı? Onu konuşuyorduk. Gülfem Saydan Sanver dedi ki seçim kanunu teklifine ilişkin neden baraj %3, 5 ya da 0 değil de %7? Neden il seçim kurulları, başkanları, kıdemli hakimler yapmıyor da bunu kura sistemine geçildi? Bunun nedenine bir dizi soru sordu. Bundan sonra ne yapılır? Listeler, isimler vesaire bu tartışılacaktır dedi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda sorayım, siz hepsine toplu bir yorum yapın, olur mu? Önümüzde bir 25-29 dakikamız var. Bu açıklamalara ne dersiniz? Hem Cumhurbaşkanı adayı kim sorusuna, hem ittifakla ilgili acaba nasıl bir sinyal aldınız, hem de müstakbel başbakan ifadesine. Meral Hanım bugünkü grup toplantısında bence enerjisi çok yüksekti. Ben uzun zamandır, yani bir dönem hatırlarsanız çok ilgi çeken grup toplantıları yapıyordu Meral Hanım. Sonra biraz rutine döndürmüştü. Bugün ben yine enerjisini çok yüksek ve neşesini de çok yerinde gördüm. Gülüyor, etrafa şakalar yapıyor falan. Oldukça şeydi, bence iyi bir performans gösterdi. Değindiği noktalar da bana kalırsa çok sloganlar ve manşetler vere vere ilerledi. Evet. Çiftçiyle ilgili milletin efendisiydi, şimdi sarayın kölesi oldu dedi örneğin. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan da Bay Kriz diye bahsediyor. Dolayısıyla oldukça ilgi çeken bir konuşması vardı. AK Partilileri kibirli olmakla suçladı. Ve de bu 314 bin liralık maaşlardan bahsetti. Açıkçası ben önce yanlış duydum zannettim, siz de tekrarlayınca. Hakikaten öyle dedi, evet. Evet, yani işte bugün bu hafta, geçen günlerde manşetteydi bu. Evet. Manşetlerdeydi bu konu. Dolayısıyla işte biz emekli maaşından bahsederken arttırılmalı mı, arttırılmamalı mı? Elbette İkramiye, ki bir bakan danışman maaşının 314 bin lira gibi bir ücreti duyunca şaşırmamak mümkün değil tabii ki de. Seçim kurulu... Ben de yanlışlık var diye düşünüyorum. Evet, bunu belki de hani hangi bakanın hangi kimin nesidir belki siyaseten de daha bir açıklama gelir. Hakikaten inanılır gibi değil çünkü. Yükseklik nasıl bu ne şekilde yapılıyor bilmiyorum. Yani insanlar onun 14 binini kazanamıyor da o yüzden. Evet, maalesef ki. Meral Hanım gıda fiyatlarını açıklarken geçtiğimiz bundan 2-3 gün önceydi zannedersem Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı bir şifa tarifi, akşam yatmadan önce yaptığı şifa tarifinden bahsetti ve oradaki rakamlardan bahsetti. İşte manda yoğurdundan midye hurmasına, yulafın fiyatından bahsetti. Ve bunları kimin, bu şifa kimin evine girecek diye sordu. Bana kalırsa aslında bu oldukça doğru bir saptama. Ben de Sayın Cumhurbaşkanı bu yaptığı o 7 şifa tarifini yaptığı zaman açıkçası son derece şaşırdım. Neden şaşırdım? Çünkü normalde
Biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın hep çok iyi bir aynı zamanda iletişimci olduğunu söyleriz. Yani özellikle siyasal iletişim alanında oldukça yetenekli ve oldukça da tecrübeli bir lider. Ve bugüne kadar onun en önemli özelliklerinden biri halkla ve özellikle de yoksul kesimle çok rahat bağ kurabilmesiydi. Ve bu çok güçlüydü açıkçası. Kendi geçmişiyle de ilişkilendirerek bu kesimlerle büyük bağlar kurabilirdi. Ve biz daha önce Sayın Cumhurbaşkanı'nı nasıl görürdük? İşte simit yerken falan görürdük. Hep o işte referans göstermesi, o yoksul kesimle bağ kurmasıydı. Fakat uzun zamandır zaten hem Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticilerinin hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın halktan bir kopukluğu olduğundan bahsediyoruz. Bana kalırsa son verdiği bu şifa tarifi de son derece yanlış bir iletişim çalışması oldu. Çünkü Meral Hanım'ın da bahsettiği gibi bu ürünlerin fiyatları çok yüksek. Ve biz artık gıdaya erişimin nasıl zorlaştığından ve işte ekmek kuyruklarından bahsederken Sayın Cumhurbaşkanı Medine hurmasından, işte manda yoğurdundan ve bunu akşamları yiyin size de tavsiye ediyorum gibi, hani evet bunu kim bulabiliyor ki sorusunu akla getiren bir yorumda bulunması açıkçası beni şaşırttı. Normalde böyle bir iletişim hatası yapmazdı çünkü eskiden olsa Sayın Cumhurbaşkanı. Bunu neden yaptığını da bilmiyorum ama bize tabii ki şunu gösteriyor. Gıda fiyatlarıyla ilgili, daha doğrusu işte halkın yoksullaşma boyutuyla ilgili bir kopukluk yaşadığını biliyoruz. Geçtiğimiz günlerde işte TÜSİAD başkanı değişti biliyorsunuz. TÜSİAD'da bile gıda fiyatlarından bahsediliyor. Biliyorsunuz TÜSİAD'da bile artık NATO zirvesinde de bahsediliyor. NATO zirvesinde bahsediliyor. Bunlardan yani TÜSİAD'ın bile artık gündeminin gıda fiyatları olmuşken Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu yaptığı açıklamaların ben büyük bir iletişim kazası olduğunu düşünüyorum açıkçası. Peki. Halkla ilgili sanırım muhalefette buradan yol alacak. Bu birlikteliği koruyarak ortak aday Cumhurbaşkanlığı adaylığı Kemal Kılıçdaroğlu dedi Nasuhi Güngör, onu sormak istemiştim. Bu açıklamadan sonra hala yok, CHP'nin adayı dedim ben. Ha, CHP'nin adayım dediniz. Evet. Pardon. Kemal Bey'in evet Cumhuriyet Halk Partisi içinde çok güçlü bir aday olduğunu hepimiz biliyoruz. Günün sonunda Kemal Bey Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri ve bu hepimiz biliyoruz ki bu ittifakların oluşumunda yani daha ilk etabında da emeklerini biliyoruz. Altılı masadaki ağırlığını da hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla evet Kemal Bey çok güçlü bir aday. Fakat Kemal Bey'in de her zaman söylediği bir nokta var. Bu adaya bu masa karar verecek diyor kendisi evet. De. Dolayısıyla henüz bir adaylaşması söz konusu değil. Meral Hanım bugün yine müstakbel başbakan olacağım iddiasını korudu. Dolayısıyla Meral Hanım'ın o masadan aday olmayacağını da biliyoruz biz. Fakat aday belli değil. Meral Hanım sürekli bir başbakanlık vurgusu yaparak aynı zamanda elbette parlamenter sistem vurgusu. Hem parlamenter sisteme geçişteki kesinliği altını çiziyor. Hem de günün sonunda kendi teşkilatlarını motive etmesi lazım Meral Hanım'ın. Şimdi aynen. Altılı masadan Cumhurbaşkanı adayı çıkmayacaksa kendisiyle ilgili bir iddiası olması lazım. Yani o iddia da sadece biz çıkacak adayı destekleyeceğiz olamaz. Meclis çoğunluğu o zaman daha önemli hale geldi. Aynen öyle. Dolayısıyla Meral Hanım hem bir siyasi iddiayı ortaya koyuyor hem de aslında partisinin de iddiasını ortaya koyuyor. Çünkü biz şunu da biliyoruz. Elbette ki altılı ittifak Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir ortaklıkları var. Ama parlamentoda eninde sonunda rakip de olacaklar. Çünkü parlamenter sistemi geçildiği zaman başbakan oradan çıkacak. O noktada da partilerin aldıkları oy oranlarının da çok büyük önemi olacak. Bu nedenle de Meral Hanım bence orada da bir iddia koyarak sadece kendisini pasif bir durumda düşürmemeye çalışıyor. Anladım. Şimdi çok fazla konu var. Evet. Önce isterseniz Nasuhi Güngör bu eleştirilere bir yanıtınız olursa 3-4 yerden maaş alma, israf festivali, ceketimi alsam seçilirim rahatlığı, bu seçim kanunu teklifini de rahatlarını bozacağız, rahatlarını bozuldu da anlaşılıyor gibi yorumladı Meral Akşener. Belki bu noktalarda eleştirilere yanıt verirsiniz.
Tabii ki bu yoğurt hurma eleştirisi de yine muhalefetin gündeminde. Buyurun. Şimdi tabii... yani yorumlarsınız, cevap verirsiniz derken. Evet, iletişimci katılımcımız varken ben de birkaç şey söyleyeyim. Türkiye'de siyaseti çok uzun yıllardır hem gazeteci olarak hem çok geniş saha çalışmalarında hem de pek çok kampanyada aktif olarak takip etmeye çalıştım. Kuşkusuz yani 20 yıllık bir iktidar döneminin yorgunlukları, daha önce iyi yaptığınız işleri şimdi iyi yapamamak, bütün bunlar bir iktidarın başına her dönemde gelebilir. Ama şimdi biz 20 yıldan falan bahsediyoruz, 3 aşağı 5 yukarı. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın toplumla olan ilişkilerindeki o tarifini Gülfem Hanım'a çok katılmıyorum. Bugün aktardığı hani manda yoğurdu, işte bal vesaire, o konularda da son derece doğal bir anlatımı vardı. Ama şu da bir gerçek, bakın alım gücünün, toplumun alım gücünün, gelir düzeyinin, belli bir krizin ciddi anlamda, ister dünyadan ister pandemiler, isterseniz bunların toplamından tarif edin. Bence doğru olan bunların toplamından tarif etmek, ama sonuçta vatandaşın cebine olan sıkıntıyı gidermiyor bu, değil mi? Yani nereden tarif ettiğiniz. Bir gerçek var sahada. Bunlar hali hazırda varken daha iyi bir iletişim diline ihtiyaç var. Bu bir, söyleyeceğim. İkincisi de şu, 315, 25, 35, 45, o her neyse, toplumu rahatsız edecek, toplumun gelir düzeyiyle uyuşmayacak bir çıtada herhangi bir maaşın kabulü mümkün değil. Bu benim kendi kişisel görüşüm. Yani bu maaşlar, yönetim kurulu üyelikleri, bahsedilen rakam doğru mudur onu da tam olarak bilmiyorum. Hani rakamlar yayınlandı. İşte maaşı şu kadar, yani huzur hakları bu kadar filan. Ama bu düzeyiyle, bu şekliyle bu son derece rahatsız edici. Hiç bu ise eğer rakam, sağa sola eğmeye bükmeye gerek yok. Evet, eğmeye bükmeye gerek yok. Çok doğru bu, bunu söyleyelim. %7 meselesine dair bir şey söyleyeceğim, o da şudur. Burada genelde bir şey çıkıyor ortaya. Dün Devlet Bahçeli de grup konuşmasında buna cevap verdi. Hani bizim üzerimizden manipülasyon yapmayın, yanılırsınız diye. Burada ben ona çok hak veriyorum. Neden? 2018 yılının seçim öncesi yayın arşivlerine bakılırsa pek çok anket firması özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'ni %6'lı 7'li bantlarda gösterdi. MHP'nin orada aldığı oyu lütfen hatırlayalım. Ben de bugün çok sıcak araştırmalardan söz edebilirim size. Bunlardan herhangi birinde %7'lik barajdan bahsetmiyorum, altını çizerek söylüyorum. %10'luk barajın altında bir Milliyetçi Hareket Partisi'ne biz şu ana kadar rastlamadık. Şimdi burada bir tuhaflık var. Yani orada Sayın Bahçeli'nin manipülasyon hatırlatması bence çok yerinde. Dahasını da söyleyeyim ben. Bu bizim 5 tane partinin şu anda yok, grubu olan 5 parti. Yapmıştı. Bu 5 partinin, yani İYİ Parti'yi, AK Parti'yi, işte Cumhuriyet Halk Partisi'ni sayıyoruz. HDP'nin de bir baraj sorunu yok. Yani baraj sorunu olmayan partiler bu. Şimdi %7 meselesinin şöyle bir boyutu olabilir sadece. Yeni üçüncü bir ittifakın şekillenme arayışını ortaya çıkarabilir. Mesela bu %5 olsaydı üçüncü bir ittifakın, hani az oy alan küçük dediğimiz partilerin bir ittifak yapmaları daha kolay olabilirdi. Diğer konu ise hani bu aday belirleme meselesi. Meral Hanım yine kendi başbakanlığına atıfta bulundu. Ama mesela onu açıkladığı günden itibaren şunu tam olarak bilmiyoruz. Kendisi neden aday değil, bunu bilmiyoruz. Bu birincisi, başbakanlık nasıl şekillenecek? Diyelim ki parlamentoyu kazandılar. Şu anda muhalefet partilerinden herhangi birine çalışma yapan bir danışmanlık, bir simülasyon, herhangi bir şey de, bırakın parlamentoda anayasa değiştirecek bir çoğunluğu, referanduma götürecek bir çoğunluğu yakalamak bile kimse açısından mümkün görünmüyor. Aynen. 360'tan bahsediyoruz. Yani ya dolayısıyla hani seçimi kazandınız. Dediğiniz gibi başkan da Millet İttifakı'ndan oldu varsayalım. Ondan sonra nasıl bir başbakanlık süreci gelişecek ki? Yani bir sonraki seçim mi beklenecek? O parlamentoda bu nasıl şekillenecek? Bunların hepsi bence boşlukta kalan sorular. Küçük partilerin o senaryo gerçekleşirse zaten listeler... başbakan başka olabilir. İttifaktan yani şöyle, bakın, referandumla bu değişiklik öyle değil mi? Referandumla bu değişiklik yapılabilir. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Ben şeyden bahsediyorum. Şimdi bugün bir başbakan atamanız mümkün mü? Hayır, değil. Bu mevcut sistemde. Yeni durumda ki, seçimi kazandınız. Evet, başkanlığı vesaire. Ha, bunu söyledim zaten. Peki son söyleyeceğim de şu. Küçük partilerin zaten listelerde kendi başlarına kaldıklarında milletvekili elde etmelerinin güç hale geldiğini Gülfem Hanım da söyledi. Zaten hepimiz söylüyoruz. Bu aynı zamanda onların bir tarafıyla da başkanlık yarışında da pazarlık paylarını düşürdü. Yani sadece o tarafı düşürmedi. Siyasette
bir yerde güç kaybettiğinizde başka bir yerde onu telafi etmeniz çok zor bir iştir. Yani hele buradan Cumhurbaşkanı adayınız hem listelere koyacağınız isimler her şey kritik önemde. Nereye kimi koyacaksınız, nerede seçilir, hangi parti hangi listeden girecek, ayrı mı girecek, ayrı bir ittifak mı olacak? Aslında birçok çalışmayı, dikkatli çalışmayı beraberinde getiriyor. Yani Cumhurbaşkanı adayınız meclis seçimlerini de etkileyebilir. Onu anladım. Hiç şüphesiz etkileyecek. Anladım. Çünkü siyasetin müzakere, pazarlık tarafının çok öne çıktığı bir viraja giriyoruz şu anda. O virajda sadece başkanlık konusunda da değil, listeler konusunda da bir sürü çalışma olacak. Küçük partilerin, büyük partilerin listelerinde yer alması sandığımız kadar kolay bir düzenleme değil. Şimdi getiriyorsunuz başka bir siyasi partiden, isterseniz müttefikiniz olsun fark etmiyor. Sizdeki çok kıymetli bir adayın olabileceği yere koyuyorsunuz. Bu böyle ekranlarda ben bundan fedakarlık ederim, yeter ki biz kazanalım falan denildiği gibi kolay olmuyor siyasette. Bunu ittifakların her ikisi de yaşayacak kısmi düzeyde ama daha çok Millet İttifakı tarafından yaşanacak bir problem gibi görünüyor. Son cümle, adayınızı açıklamadan seçimler üzerine yapabileceğimiz analizlerin ana bacağı hep eksik kalıyor. Ana unsuru eksik kalıyor. O yüzden aday açıklayın, aday açıklayın. Ya istiyorlarsa açıklamasınlar veya seçim günü açıklasınlar. Onların bileceği işte. O teknik olarak mümkün değil ama biz gazeteci olarak veya bunları analiz eden insanlar olarak bunu görerek işi anlamak istiyoruz. Benim bütün şeyim bu. Bu konudaki anlayışım. Aynen. Çünkü bu bütün bu seçimleri değerlendirirken ve yorumlarken adayın ismi de kim olacağı da önemli olacak diyorsunuz siz. Aslında Gülfem Sayın yani, insanlar da şu önceden açıklamak daha iyi olur evet. Görüşünü aktarıyor hep. Yani daha erken açıklamak, takvimden önce açıklamak daha iyi olur diye değil mi? Duygusal da bir hayal kırıklığı da yaratabilir seçmende. Beklediği isim olmazsa vesaire. Alıştırılması gerekiyor sürecin. Çok beklenti olmadan. Aslında bakacak olursak, yani çok pardon lafınızı kesiyorum ama zaten artık hani seçim zamanında bile yapılsa. Az yani bir süre kaldı. Haziran 2023 bile desek çok da büyük, çok da uzun bir zaman süre yok. Kalmadı. Artık adayınız kimse biraz onun üzerine çünkü seçmenin duygusal yatırım yapması lazım. Bunu sağlamak da 15 ayın altına indik haklısınız. Evet, evet yani bunu sağlamak da öyle çok kısa bir vakitte olabilecek bir şey değil. Kaldı ki başka adayların isimleri konuşuldukça belli seçmen grupları o adaylara da duygusal yatırım yapıyor. Tabii. Dolayısıyla onlar kendi istedikleri aday ya da düşündükleri kişi olmadığı zaman belli bir hayal kırıklığına uğrama ihtimalleri de var. Yani bütün bunların telafi edilmesi, o duygusal bağın yakalanması zaten dediğim gibi çok da uzun bir süre kalmadı. Kalmadı. Dolayısıyla takviminden önce açıklamak olabilir. Belki böyle bir açıklama gelir. Buyurun biz sözünüzü kestik. Pardon. Yok estağfurullah hayır bu doğru ben aslında Ebru Bakin herhalde ilk turdaydı söylediği bir şeyi hatırlatacağım. Yani lider önemli Türkiye'de yani Gülfem Hanım o çok. İletişim diliyle tanımladığı şekliyle de çok önemli. Çok. Hani sürpriz birisi ya kim olacak yani Ankara'da konuşulan isimleri söylesem size yani hep birlikte tebessüm ederiz yani bu olur yani siyaset bu. Herkes aday olmak isteyebilir herkesin bir toplumsal karşılığı olduğuna dair de bir şey vardır bu olabilir ama 2014 ve 2018 örnekleri var bakın. Yani Ekmelettin Bey benim çok saygı duyduğum bir isimdir. Yani muhteşem çalışmalara imza atmış bir isimdir. O dönem kendisinin adaylığı sürecinde TRT'deki propaganda konuşmasını da ben çekmiştim. O zamanlar uzun sohbetler etme imkanımız da olmuştu. Ama siyasete uygun bir isim değildi. Yani bu da olabiliyor mesela hayatta. 2018'e geldiğimizde ise bir tarafın adayına bir eski Cumhurbaşkanı Sayın Gül'ün adaylığına Meral Hanım'ın Sayın Akşener'in bir şeyi oldu karşı çıkışı oldu. Yani o yüzden erken açıklamalar erken demeyelim artık hani aslında onun altını çizdik. Şimdi açıklandığı takdirde bu tür şeyleri giderebilme yahut süreçte adayınızı yeniden gözden geçirme imkanınız da olur. Ama çok dar bir zamanda açıkladığınızda hayal kırıklıkları olabilir. O çok önemli bir ifade Sayın Samver'in söylediği. Toplumun o adayla bir ilişki kurabilmesi, bir bağ kurabilmesinin de önünü kapatmış olursunuz. Çünkü çıktı bir aday, hiç beklemediğiniz bir isim mesela. O zaman nasıl bir bağla oluşacak bu? Bakalım ben yani bu açıdan Türkiye'nin çok heyecanlı tartışmalara gebe olduğunu düşünüyorum. Siyasette o duygusal bağ önemli. Birçok meslekte önemli mesela. Sürekli insanların evet. Gözünün önünde yani, olduğunuz zaman da o bağı kurmazsanız çok istikrarlı olamıyor. Yani bence Sayın Samver de rastlamıştır, siz de rastlamışsınızdır. Türkiye'de mesela çok çok başarılı belediyeler var. Herhangi bir parti kastederek söylemiyorum. Hepsinin başarılı örnekleri de var.
Şimdi sahaya gidiyorsunuz, belediye başkanına diyorsunuz ki nasıl gidiyor işler? Diyor ki işte şunları yaptık, hakikaten çok güzel işler. Sonra bir yere gidiyorsunuz esnafa, diyor ki başkanı 3 haftadır görmüyoruz. Yani böyle başkan mı olur Allah aşkına falan. Yani şimdi seçmen başarıya rağmen kendisine dokunan insan istiyor. Bu bize ait bir şey. Başka ülkelerde var mıdır yok mudur ayrı bir tartışma. 3 haftaymış. Böyle bir ülkesi. Evet, yıllarca görmeyenler var. Neyse hissetmek de önemli. Bugün Deniz Zeyrek yazmış, şunu yazmış, onu hemen kısaca sorayım. Sonra da biraz Rusya-Ukrayna algısına bakalım. İki mesela sağ partiler, bir liste, iki ayrı liste olur. Birinde işte CHP'nin listesi olur, birinde İyi Parti, Saadet Partisi, Deva ve Gelecek Partisi listesi olur. Dolayısıyla iki listeli seçime girilir. Böylece hani altı partiye birden oy vermiş de olurlar iki listede seçmen. Gibi bir durum, bir senaryo daha konulmuş ortaya. Şöyle. Birçok senaryo var. Bunun çok senaryo... var. Ben listeleri seçim çevresi bazı çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Yani sağ parti, sol parti şeklinde listeleri ayırmak değil de hakikaten seçim çevresi bazlı hangi parti oy alabilir? Bu adaylar hangi partinin listesinde oldukları zaman hangi seçim çevresinde daha yüksek oy alırlar? Bunların bütün simülasyonlarının ve hesaplamalarının ve araştırmalarının yapılması gerekiyor. O yüzden diyorum oldukça meşakkatli bir iş. Daha henüz mümkün değil yapılması. Ama şu noktayı da göz önünde bulundurmak lazım. Yani sağ partiler sürekli bir listede, diğer partiler bir listede. Onun şöyle bir zorluğu var açıkçası. Örneğin İyi Parti'yi düşünelim. İyi Parti teşkilatlarını düşünelim. Şimdi İyi Parti'nin belediyesi de olmadığı için milletvekilliği oldukça çok önemli Nasuh bir pozisyon. Nasuh Güngör'ün dediği. Tabii ki ve orada teşkilatta çalışan kişilerin kendi siyasi hayalleri var. Mutlaka her partide vardır. Parti çalışanının milletvekili olmak gibi siyasi beklentisi, siyasi hayali vardır. Olmama ihtimali yok. Siz sağ parti ve sol parti olarak ayırdığınız zaman şimdi İyi Parti üyeleri bunu blok bir şekilde kabul edecekler mi, etmeyecekler mi? Bu nasıl bir huzur içinde yapılacak? Dolayısıyla ben açıkçası hani kafadan blok bir şekilde sağ partiler bir liste olacak, sol partiler bir liste olacak noktasının ne kadar başarılı çalışabileceğinden emin değilim. Anladım. Dediğim gibi ben seçim çevresi bazlı çalışma yapılması gerekiyor. Dün düşünüyorum. Yani en basit şöyle söyleyeyim. Konya'da örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nin liste yapıp girmesine gerek var mı acaba? Ya da Niğde'de örneğin Cumhuriyet Halk Partisi girecek mi? Orada acaba sağ partiler tek liste mi olacak? Ya da başka bir yerde İzmir'de nasıl olacak? Denizli'de nasıl olacak gibi seçim çevresi bazı çalışma yapılması gerekiyor. İşte bu listeler, ortak listeler dolayısıyla beklenen sonucu vermeyip ortak yani daha fazla ittifak, Millet İttifakı'nın oy çıkarması, milletvekili çıkarmasına neden olabilir gibi bir sonuca varmış Deniz yazısında. Aslında şöyle olabilir. Yani örneğin Deva Partisi'nin Doğu Güneydoğu'da Kürt seçmenlerle ilişkisinde daha rahat söylem kullandığını görebiliyoruz örneğin. Hani Babacan'ın Kürt söylemlerinin Meral Akşener'in Kürt söylemlerine kıyasladığımız zaman Doğu ve Güneydoğu'da daha fazla ses getirme ihtimalinin yüksek olduğu kesin. Anladım. Farklı illerde farklı noktalar var. Anladım. Her partinin güçlü olduğu seçim bölgesine göre ve illere göre listeler oluşturulursa. Evet, her partinin güçlü olduğu seçim çevresini eğer bulup burada bir uzlaşmaya gidebilirlerse evet, ben de bu seçim değişikliğinden yararlanabileceklerini düşünüyorum. Buradaki nokta hakikaten bu altı partinin böyle bir mutlak işbirliğine hazır olmaları gerekiyor. Evet. Ve belli fedakarlık belli yerlerde partilileriyle beraber belli yerlerde belli fedakarlıkta bulunacaklarını da hepsi baştan Bekler kabul misiniz? Etmesi gerekiyor. Ben açıkçası bekliyorum. Peki. Ya beklememek şöyle, kendi siyasi intiharları da olur. Anladım. Nasuh Güngör'ün de tereddütleri var bu konuda. Çok kolay bir süreç değil. Mutlaka kolay bir süreç değil. Dediğim gibi her parti üyesinin hayalleri var. Her birinin beklentisi onu var. Onu yönetmek gerekiyor. Evet, ama bunu bu noktada tek seçim bazlı değil, uzun vadeli
düşünmeleri gerekiyor. Ama siyasette olan insanlar biraz da durumu fark eder ve hani geleceğe de yatırım yapmak sonuçta Ebru Hanım, bir ülkenin hükümet sistemini değiştirmeye talipsiniz. Evet, altı parti olarak. Bu kadar büyük bir vaadin kişisel beklenti ve kişisel hayallerin ötesinde bir takım çalışmalar yapmayı gerektirir. Dolayısıyla dediğim gibi bu altı partinin hepsi belli noktalarda uzlaşmaya açık olarak o masaya oturup belli fedakarlıkta bulunmaları gerektiğini baştan kabul etmeleri gerekiyor. Evet. Nasiye Güngör, son 4-5 dakikada da bu İstanbul'da buluşan Rus ve Ukrayna heyeti yüzde görüşme müzakerelerde uzun bir aradan sonra İstanbul'da yapıldı. Ve bütün dünyanın gözü İstanbul'daydı. Bu iyimserlik masadan kalkarken yapılan açıklamalar piyasalara da olumlu yansıdı. Gerçi Amerika ve İngiltere'den farklı açıklamalar gelse de siz bir ateşkes umudu taşıdınız mı? Ya biz tarafsız kalırız eğer garantörlük verilir ve güvenlik garantisi verilirse diyor Rusya. Kırım'ı da uzun yıllar konuşabileceğimiz bir ortam oluştururuz diyor. Fakat tabii belli noktalar kritik. Donbas bölgesi, Kırım, o konuları aşmak çok kolay olmasa da bir umut edindiniz mi siz de? Şimdi umut kısmı şöyle, tabii biz hepimiz aslında Türkiye'de giderek bu konuda geniş bir mutabakat oluşuyor, ona bir cümleyle değinmiş olayım. Türkiye'nin bu barış sürecindeki katkıları giderek daha geniş kesimlerde, Türkiye'nin içinde de dünyada da geniş kesimlerde karşılık buluyor. Bu güzel, aynı zamanda biraz da şey oluyor mu? Niye İstanbul, niye Türkiye? Çünkü başka ülkelerin de talepleri vardı ya. Böyle bir şey de olabilir mi? Yoksa ki yeter ki barış mı olsun, nerede olursa olsun mu? Dünyadaki bakış. Tabii ki tercihimizi soruyorsanız, yani hepimiz öncelikle deriz ki barış olsun da nerede olursa olsun. Çünkü bütün dünyayı yakan bir krizden bahsediyoruz. Hı hı. Yani daha çok sizin alanınız ama öyle bir ekonomik tecrit, öyle bir yaptırım operasyonu başlatıldı ki en sonunda işte Almanya geçen hafta dayanamayıp isyan etti. Yani dedi ki bu beni doğrudan vuruyor. Yani çok ciddi sorunlar bunlar. Enerji bağımlılığı üzerinden de değil. Muazzam tedarik zincirleri aksamaya başladı vesaire. Ama İstanbul niye önemli? Şunun için önemli. Dediğiniz gibi talep edenler var. Burada pay kapmak isteyenler var. Bakın bu pay kapma falan deyince yanlış anlaşılıyor ama dünyada herkes bir rol arar kendisine. Bu rolü bazen eğer sizin kudretiniz yoksa birileri size verir. Bazen bu rolü müzakereyle elde edersiniz. Bazen bu rolü kendiniz yazarsınız. Hı hı. Süper güçler dediklerimiz genelde kendi rollerini kendileri yazabilen ülkelerdir. Bölge güçleri dediğimiz ülkeler ise bu rollerini müzakereyle elde ederler. Türkiye bir bölge gücüdür. Küresel ölçekte de karşılığı olan bir güçtür. Şimdi bu yapıp ettiklerinde önemini görüyoruz. Fakat buradan büyük bir umut, bir barış rüzgarı çıkar mı konusuna gelince, öncelikle ateşi biraz daha yumuşatmak, yani aslında bu görüşmelerin perde arkasında çalışan benim okuldan, ülkeden dönem arkadaşlarım, dostlarım var. Onlarla sık sık sohbet ediyoruz. Çok serin kanlılar, çok sakinler. Öncelikle şu ateşi bir düşürelim. Yani milyonlarca insan evinden, yurdundan oldu. Sayısını bile bilmiyoruz bakın. İnsanlığın ne kadar kıymetsiz olduğu bir dönemdeyiz. Ölen insan sayısını bilmiyoruz. Bunlar ister sivil olsun, ister asker olsun. Şimdi üniforma giydiği zaman insanlar, onların ölmesi bize kalben rahatsız etmeyecek bir şey değil ki dünyanın neresinde olursa olsun. Onlar da sonuçta o sahaya gelmiş insanlar. O bakımdan bir barış rüzgarı değil, böyle hemencecik bir barışa gidecek bir alan değil ama Türkiye'nin kuvvetle içinde olduğu bu ateşi biraz daha düşürecek ve mümkün olursa da iki lideri bir araya getirdiğinde, hani Dışişleri Bakanlarını bir araya getirdik Antalya'da, Belarus gibi özellikle Ukrayna tarafını psikolojik olarak rahatsız eden zeminlerden kendilerini daha rahat hissettikleri bir İstanbul zeminine taşıdık bu işi. Bu da çok önemli. Rusya'nın buna razı olması da önemli. Ama birkaç konu var. Şimdi birincisi, ben ne Amerika'nın ne onun ortaklarının, büyük ortaklarının, ne de Rusya'nın ve onun arka planında ona hadi bakalım biz bir şey demiyoruz ama yanındayız diyen bir takım ortaklarını, mesela Çin'in, mesela kısmen Hindistan'ın, mesela Brezilya'nın, BRICS ülkeleri, çok da ölenlerden, yerinden yurdundan olanlardan, o mazlum insanlardan, o çocuklardan, o manzaralardan rahatsız olduklarını, buna dair nasıl bir çözüm bulalım diye yatamadıklarını falan düşünmüyorum. Onlar Ukrayna'yı bir gri alan olarak oluşturup orası üzerinden kendi aralarında bir pay kavgasına giriştiler. Şimdi bu büyük paylaşım kavgası genelde Allah korusun 1. ve 2. Dünya Savaşları'nda olmuştur. Soğuk Savaş döneminde ise bir noktaya varılmıştır, Yalta ve sonrasında bir yere gelmiştir. Bugün bu işin bir yaltası olur mu ve sonrası olur mu? Dün Kremlin'den gelen bir açıklama çok ilginçti. Kremlin sözcüsü dedi ki, Peskov, önünde sonunda
Amerika ile bir strateji ve güvenliği konuşmak noktasına geleceğiz. Şimdi oraya gelinceye kadar belli ki çok can yanacak. Oraya gelinceye kadar barışla ilgili çabaları gösteren ülkelerin daha fazla performans göstermesi gerekecek. Türkiye'nin buradaki önemi şu, gerçekten yani, ben Rusya tarafına da bakıyorum. Kiev'i, Çerniğ'de bombardımanı azaltıyorsunuz ama Donbas bölgesi ve diğer illerde mesela Mariupol'de durum vahim, demek ki orada devam edecek. Tabii, tabii. Çok yani güzel bir nokta bu. Hemen oradan tamamlayayım ben. Evet. Tabii ne acı ki bu tarafta şöyle bir şey de var. Rusya bu barış müzakereleri, bu süreçleri de kendi tarafında yeni stratejik hamleleri planlama alanı olarak görüyor. Yani Kiev'e gidişini ya da Kiev'le ilgili baskısını, bombardımanını azaltması mutlak surette barış anlamında da görünmeyebilir bu dönemde. Başka bir stratejinin parçası da olabilir. Ayrıca geldiğimiz noktada şunu maalesef kabul etmek gerekiyor. Rusya öyle çok da istediklerini alamamış durumda falan değil. Yani haritaya baktığınız zaman zaten bunu görüyorsunuz. Aynen. Azak Denizi'ni bir iç denize çevirdi. Karadeniz'in kuzeyine hakim oldu. Donbas bölgesini istediği gibi nüfuz edip eğer bir tırnak içinde referandum olursa sözde bağımsızlığını ilan edecek kıvama getirdi. O bakımdan onlar istediğini şimdilik almış görünüyor. Ama Türkiye'nin çabaları önemli. Bu barışla ilgili özellikle söylüyorum, iki liderin bir araya getirilmesine çok fazla anlam yüklememekle birlikte barış çıtasının yükselmesi anlamında da önemli olduğunu söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Anlayışınız için de teşekkür ediyorum. Hem Doktor Gülfem Say'dan Sanver hem de Nasir Güngör'e sağ olunuz. Kısa bir ara toparlayacağız. Tamamlıyoruz. Bugünü de para gündem cephesinde söz Serap Belet'te olacak. Tüm gelişmelerde Habertürk ekranlarında. Yarın sabah görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.